İşte kimsesiz çocuklar, işte şehit ailesi çocuklarına işte göndererek üniversite olarken böyle bir manevi bir duygu içerisinde bunu gerçekleştirdik. Ve dolayısıyla her geçen gün üstüne koyarak işte ilgiyle beraber geliştirdik. Yani ilgi olursa siz de işinizi daha iyi yapıyorsunuz. İlgi olmazsa bir yerde kalıyorsunuz. Öncelikle günümüzde güncel olan bu konuyla ilgili duyarlılığınız sadece oyuncak değil, onu oluşturan malzemenin ve onun bilimsel açıdan tanımlanmasının yapılması adına gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederim ben öncelikle Erkan Bey size. Eğer oyuncakta sağlıklı malzemeden bahsediyorsak ve bu malzeme ahşapsa o zaman bunun içerisinde mutlak surette biz ve özellikle bizim meslek grubunda mutlak surette yer alması gerektiğini savunan bir insanım. İnsan hayatı boyunca zaten ahşap her yaşamsal alan içerisinde farklı amaçlarla kullanılan ve vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Yani kullanıldığı yerlerde özellikle anlamsal eskimesi ve ile beraber hikayeler oluşturmuştur ahşap. Estetik ve sıcak bir malzeme olarak da günümüzde her zaman bizim dile getirdiğimiz bir materyaldir. İnsanın olduğu her yerde de işte ahşaptan zaten bahsediyoruz. Dolayısıyla insan taşıdığı özellik, kattığı anlam ve birçok işleviyle birlikte tüm yaşam boyunca oyuncaklarla da zaten ilişkili olmuş. Ve yaşamının devamı anlamında da çocuklarımız ve sağlıklı büyümeleri içinde çok önemli ve hassas bir konu olarak da gündemdeki yerini her zaman korumuştur. Çocuk gelişimi tabii ki yani ahşap oyuncak dediğimiz zaman direkt çocuk gelişimiyle alakalı ve onunla bağlantılı. Şimdi konu o kadar geniş ki 10 dakikada neyi nasıl anlatacağız? Bu işin bir ekonomik boyutu var. Kullanılan ahşap malzemenin ne olması gerektiği, işte özellikle ahşap malzeme, hadi geçtim, ahşap malzeme için diyoruz biz. İşte biliyorsunuz antimikrobiyal özellikleri vardır. Üzerinde çok fazla mikrop barındırmaz ama bunun üzerine işte boyar maddeler kullanılıyor. İşte su bazlı boya kullanıyor, altında astar kullanıyor, astar içerisinde efendim pigmentler var. İşte bu ayrı bir konu. İşte bunun özellikle tasarım konusu çok farklı bir konu. Yani tasarımını ele alsak o zaten ayrı bir konu. İşte nasıl yapılmalı? İşte biz kendimize ait özgün bir tasarım yapıyoruz, yapmıyoruz Türkiye genelinde. Biz sektör olarak bunun neresindeyiz? İşte ne kadarını ihraç ediyoruz, ne kadar ithal ediyoruz? Bunu ne kadar endüstriyel boyutta üretiyoruz, üretmiyoruz? İşte bunu üretenler, ahşap oyuncağı üretenler, işte kaç tane endüstriyel boyutta tesis var, işte ne kadar atölye boyutunda. Bunlarla ilgili bizim elimizde zaten ciddi bilgiler var. Allah nasip ederse önümüzdeki süreç içerisinde de yaklaşık 5 sene beri çalışıyorsa, ben de bir birikim oldu. Özellikle günümüzün yükselen değeri ahşap, oyuncak ve işte sektörün tanımı, gelişimi, üretim teknolojileri, ekonomisi ve önerilerle ilgili işte bir kitabımız çıktı inşallah. Bu kitabımızı da inşallah bir 10 gün içerisinde baskıdan çıkacak. Yaklaşık 200 sayfa tutarında bütün çalışmalar var bunun içerisinde. İşte ben kısaca özetleyeceğim. Tabii biz burada nasıl yer aldık? Yani bizim Çağcuma, Zonguldak Bülent Ecevit bünyesinin içerisinde Çağcuma Meslek Okulu Müdürlüğü içerisinde bir atölyemiz vardı. Biz bu atölyede biz tüm öğrencilerimiz özellikle mesleki yeterli hazırladığımız için uygulama içerisinde tutuyoruz. Özellikle tasarım konusunda çok fazla yoğunlaştık. Bu atölyemizi biz ahşap oyuncak atölyesi bünyesi haline getirdik. Özellikle Zonguldak'ta bir hayırsever Ali Osman Odabaş ve eşi Hikmet Odabaş tarafından yaptırılan bir atölye. Ona yaptırdık biz bu atölyeyi. Ve atölye içerisinde özellikle ahşap oyuncak üretimi, işte tasarımı, bununla ilgili olan gelişim süreçleri, ne tür malzemeler kullanmamız gerektiğiyle ilgili sürekli bir takım çalışmalar yaptık. İşte altyapı projesi yaptık, tüpraş bir proje verdik. İşte oradan makine ekipman aldık ve böylece geliştirdik. Şu andaki süreç içerisinde de üniversitemizden Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Çoğan'ın çok ciddi desteklerini alıyoruz. Ben kendisine çok ciddi teşekkür ediyorum. Özellikle bunun devam etmesi, işte üniversiteden merkez bünyesi içerisinde işte çevreye ve bölgemize bir şekilde konunun aktarılması ile ilgili. Özellikle üniversitemiz Ahşap Kültür Uygulama Araştırma Merkezi bünyesinde hem faydalı model oluşturma, hem bölgesel ham maddenin yerinde değerlendirilmesi ve ithalata dayalı bu sektörün geliştirilmesi amacıyla çalışmaları biz hızla başlattık. Ham madde zenginliğimiz, özellikle ahşap oyuncağı ebeveynlerin verdiği önemli olumlu yönde değişim ile ithal edilen Çin oyuncakları sıkı kalite yönetmelikleri sebebiyle ithalatın zorlaşması, oyuncak güvenliğine dikkat edilme sonucunda da Avrupalı için ülkemizi bizim cazip bir hale de taşımıştır.
Bu kapsamda ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve imalatıyla ve üretimiyle ilgili de biz bir misyon üstlendik. Yaklaşık 5 yıldır da bu çalışmalarımız bizim devam ediyor. Üniversitemizde başlatılan bu çalışma ve üretim yeteneğiyle ülkemizde ahşap oyuncak alanında teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin yeni ürün odaklı faaliyete dönüştürülmesiyle inovasyona dayalı bir sistem oluşturarak araştırma sonuçlarının ticaretleştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştı. Asıl ana hedefimiz buydu bizim. İlk proje başlangıcında. Ayrıca temel üretim dinamiklerinin aktivitasyon kabiliyetleri işlevsel ortaya konularak bunun üzerine üretim teknolojisinin geliştirilmesi, strateji, yeni bir tasarım ve model çalışmalarının sektör açısından da değerlendirilmesi sağlanmıştı. Ve bu amaçla da biz 3 sene önce zaten sektördeki fabrikalar veya bununla ilgili üretim atölyelere bir takım geziler düzenledik. Türkiye'de bu işin endüstriyel boyutuna baktığınız zaman endüstriyel boyutta üretim yapan bir tane Düzce'de bir işletme var. Onun yanında bir tane de İzmir tarafında var. Diğerleri de atölye boyutunda. Yani 40-50 kişi arasında bir birey çalıştıran, işte mühendis bulunduran, belli bir tasarım yeteneği oluşturmuş firma sayısı çok az. Türkiye'nin zaten geneline baktığınız zaman ahşap oyuncak sektörü veya diğer oyuncak sektörü anlamında %7 kadar %93'ü ihracat, ithalat, %7'si de iç üretim. Yani %93'ü biz bunu ithal ediyoruz. Yani bu kadar malzeme bizde var. Bunun işte ana materyal biliyorsunuz işte bizim kayın ağacımız, özellikle sert ağaçlar. Çünkü yüzey düzgünlüğünü oluşturmak zorunda akçaağaç, diş budak, bu tür ağaçlarımız. Ya bunu az çok işte iğne yapraklardan çam ağacı kullanıyor. Ya bizim ülkemize ait aslında bizim doğamız olan kaynaklarımız. Ama biz nedense bu üretim içerisinde bu kadar ciddi rakamdan ki %70, 2014'ten 2018'e kadar da %70'lik bir artış söz konusu tüketimi miktarıyla ilgili. Dolayısıyla bu kadar fazla yoğunluk olan bir alan içerisinde biz üretim olarak aslında çok fazla da bulunmuyoruz. İşte bizim ana hedefimiz bu. Acaba biz üniversite olarak bununla ilgili bir gelişim yapıp da sektöre önerik olabilir miyiz? Eğer sektör bundan faydalanırsa sektör bunu ne kadar geliştirir? Ve özellikle tasarımla beraber kendimize ait bir takım ürünleri üretmemiz gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman tabii işletmeler ekonomik kaygılar besliyor. Ekonomik kaygıları beslediği için de bu ekonomik kaygılar içerisinde genelde taktik, işte piyasada en çok talep edilen neyse ona yönelik çalışmalar, üretimler yapılıyor. Dolayısıyla işte mülki haklar ortaya çıkıyor. Yani birçok aslında sektörün kendi içerisinde de bir takım sorunlar var. Bunların hepsini tek tek ele almak lazım. Özellikle oyuncak sektörü de dünyada bakıldığı zaman çok büyük de bir pazar payına sahip olduğu görülüyor. Tabii biz üniversite olarak sadece bunu yapmadık yani. Biz bunları yaparken aynı zamanda burada dezavantajlı gruplara bizler eğitim verdik. Sen kullanıyorsun değil mi? Dezavantajlı gruplar anlamında eğitim verdik. İşte işlere katılmayan bayan arkadaşlara çok ciddi eğitimler verdik. Bunlar üretim aktardı. Şu anda üretim yapılıyor bölgede. Bunun yanında özellikle biliyorsunuz bizim endüstriyel artıklarımız var. Artıklar, çevre, işte sıfır atık projesi bunlar çok fazla değerlendiriliyor. Özellikle bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında da işte bizim mesela mobilya ve kereste fabrikalarının şekil atıkları var. Sadece talaş değil artıkları. Yani bir de bizim şekil atıklarımız var yakıcı olarak kullanılan. Bunlara uygun tasarımlarla origami üzerine algoritma ve ahşap materyal üretimi adında Avrupa Birliği'ne bir proje verdik biz. Yani bunu gerçekleştirdik. O projede şu anda bakanlıkta bir takım belgeler eksikti. Onları gönderdik. İnşallah olumlu bir sonuç alırsak böylesine bir projeyi de hayata geçirmiş oluruz. Özellikle bu şekilde artıklar üzerinde duruyoruz. Yani onların işte ona uygun tasarım yapılarak bunun üzerinden işte model oluşturma üzerine duruyoruz. Tabii ana kısaca özetlersek özellikle biz işte üniversite olarak ahşap oyuncak farkındalığını arttırmak, çocuk gelişimini destekleyecek yeni oyuncak tasarımı ve üretimini yapmak, tasarım ve inovasyon yeteneğinin geliştirilmesi, model ve üretim uygulamanın geçişini sağlamak, uygun ağaç türü ile sağlıklı materyal ve boya maddelerinin tespiti ve kullanımı sağlanması ki biz ilk başladığımızda ahşap yapıyoruz. İşte bununla ilgili boya madde kullanacağız. Şimdi İtalyan ürünlere bakıyorsunuz. O kadar güzel, o kadar renkli, o kadar şaşalı ki. Siz su bazlı boya kullanıyorsunuz. Çünkü tek işte sağlıklı boya madde onu diye görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ağaç tabii poroz malzeme olduğu için emiyor. İşte astar kullanmanız lazım ama su bazlı astar yok. Allah'a şükür bunlar açıldı. Boya firmalarıyla irtibatlı hale geçtik. Onlar bir takım işte bu boyalarla ilgili üretime geçtiler ve dolayısıyla şu anda daha net, daha güzel, daha parlak işte renklerde boya maddeleri muamele de yapılabiliyor.
İşte özellikle bölgede yarım ağır üretim yapan ahşap sektörünün endüstriyel altyapılarını değerlendirerek de buna uygun model oluşturmak görevlerimiz arasında yer alıyor. Ben kısaca böyle özetleyeyim. Ben diğer konuşmacılara da yer veriyorum. Çok da fazla sıkmak istemiyorum. Soru olursa daha çok konulara da bahsederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah hocam. Ağzınıza sağlık. Kitabınız ne zaman çıkıyor? Onun tarihini bir alabilir miyim? Haftaya baskıya giriyor inşallah. Üniversiteden mi dağıtacaksınız kitabı? Yok. Üniversiteden de dağıtacağım. Merkez üzerinden. Kendimiz de bir yayın eviyle beraber dağıtımı sağlayacağız. Tamam. Çok ben size gönderirim Erkan Bey. Sıkıntı yok. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de Hülya Hocam'a göndereceğim. Asla unutmam onu. Hülya Hocam unutulmaz. Hocam Hülya Hocam hoş geldiniz siz de. Tüm toplantılarımıza katılıyor. Sağ olsun Hülya Hocam desteğini esirgemiyor. Biz yaşlandık o genç kaldı Erkan Bey. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir doğa yok yani. Evet Şenol Hocam sizleri dinlemek istiyoruz aynı konuda. Söz sizde buyurun. Hem kendinizi de tanıtarak okulunuz çünkü özel bir konumda biliyorum mühendisi meslek grubu olarak. O konuda bilgilerinizi alacağız inşallah. Buyurun. Peki, teşekkür ediyorum Erkan Bey. Öncelikle böyle bir toplantı, böyle bir program gerçekleştirdiniz ve bu programda da bizlere yer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizim okulumuz arkadaşlar evet Erkan Hocam'ın da söylediği gibi özel bir konum var meslek liseleri arasında. Biz bakanlığın proje okullarından bir tanesiyiz ama tematik proje. Bizim alanımızda okulumuzda sadece tek alan var. Mobilya ve iş mekan tasarım teknolojileri alanı. Bunun dışında başka alan yok. Biz sadece mobilya ile uğraşıyoruz. Hatta bizim bir sloganımız var. İşimiz güzümüş ahşap diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Öğrencilerimiz de bunu biliyorlar. Kendimden bahsetmeden giriş yaptım. Onun için özür dilerim. Onu da kendim de kısaca açıklayayım, anlatayım. Kendim hakkında bilgi vereyim. 67 Konya Ereğli doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Konya'da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve İş Mekan Tasarım Teknolojileri, şimdiki adıyla eski adıyla Ağaç İşleri mezunuyum. Branşımda mobilya meslek lisesinden de yine Ağaç İşlerinden mezun oldum. Şimdi arkadaşlar oyunun tarihine çok da girmek istemiyorum. Oyunun tarihi insanlığın var olduğundan beri oyun var. Çocuk var, insan var, oyun var. Ben bu işe nasıl girdik, nereden girdik oradan giriş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin son 5 yıllık istatistiğine bakıldığı zaman Türkiye'nin ithal ettiği oyuncak tutarı ben bunu bilgi olarak almıştım. 3 milyon dolarmış. Biz bunu gördüğümüzde Türkiye'de oyuncak sektörünün çok bakir olduğunu gördüm. Böyle düşündüm. Arkadaşlarla bunu nasıl yapabiliriz ve bu yola nasıl çıkabiliriz düşünceleri hasıl olmuşken ilk kez tanıştığım Hülya Kalaycıoğlu hocam okulumuzu ziyaret etti. Kendisi de burada. Selamlıyorum kendisini. Onun da o zaman bize fikirleri oldu, görüşleri oldu. Onun da bize çok katkısı oldu. Ve biz ahşap oyuncak yapmaya başladık ama ahşap oyuncakla ilgili de hiçbir bilgimiz yoktu. Sadece ahşabı tanıyorduk. Ne oyunu biliyorduk ne oyuncağı biliyorduk. Bu kadar da açık söylemek istiyorum. Okulumuz da şu anda 3 yıllık bir okul. Yani bu yıl 4. yılına girdi. Biz atölyemiz oluştuğu andan itibaren, 10. sınıflarımız oluştuğu andan itibaren bu sektörü keşfettik ve bu yola çıkmaya karar verdik. Kendimizce bir şeyler yapmaya başladık. Bu arada bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de 5 tane okulu pilot okul seçeceği bilgisine ulaştık. Böyle bir bilgi geldi kulağımıza. Ve genel müdürlüğümüze hemen biz bu işte varız dedik. Biz bu işi yapıyoruz. Bizi de projeye dahil edin dedik. Ve Türkiye genelinde 5 tane okul oyuncak konusunda pilot okul seçildi. Bunlar Ankara, İstanbul, Konya, Samsun ve biz. Bursa'da sadece biz aldılar. 5 tane okul. Ahşap oyuncak sektörüyle ilgili pilot okul seçildik ve bizim daha önce yapmış olduğumuz üretimler de üzerine eklenerek üretime başladık. Ahşap oyuncakta üretime başladığımız arkadaşlar en büyük problem boya konusuydu. Yani biliyorsunuz uluslararası standartlar var boyada. Su bazlı boya olacak deniliyor ama Türkiye'de o kadar çok su bazlı boya var ki içinde kurşunundan, çinkosundan tutun her türlü şeyin olduğu su bazlı boyalar var. Bunlar EN71 normlarına uygun değil. Ve Türkiye içinde belki bunları satabiliyorsunuz ama Avrupa standartlarında herhangi bir ülkeye ithal etmeye kalktığınızda, ihraç etmeye kalktığınızda
geri dönüyor. Boya konusunda az önce Sayın Hocam'ın da bahsettiği gibi epey bir Ar-Ge çalışmaları yaptık. İşte ahşap biliyorsunuz su bazlı boya ile özellikle hocamın da az önce bahsettiği gibi astar atılmadan uygulandığı için işte ahşapta lif kabartmaları vesaireler meydana geliyordu. İşte bunlarla ilgili Ar-Ge'ler yaptık. Çok buraya detaya girmek istemiyorum ama soru gelirse cevaplarım. Ve şu anda tek kullanımlık yani hiç astar uygulamadan yüzeye bir defa atmayla örtücülük kazandıran ve lif kabartmayan, zımpara gerektirmeyen bir boya ürettik, bulduk firmayla birlikte. Şu anda biz bunu kullanıyoruz. Şimdi ben ahşap, oyuncak diyoruz ama ben burayı da ikiye ayırmak istiyorum. Burada bir parantez açmak istiyorum. Oyun ve oyuncak diye ayırmak istiyorum ben burayı. Ahşapta oyun ve oyuncak. Yani oyuncak grubu dediğimiz zaman işte bir araç, araba modeli vesaire buna benzer tren vesaire bunlar ben oyuncak diyorum. Ama bir de oyun grubu var. Oyun grubu iki gruptan oluşuyor arkadaşlar. Bir tanesi bir materyal var, bir de kurgu var. Yani iki tane birleşenden oluşması lazım. Ayrıca yapmış olduğunuz ve üretmiş olduğunuz oyunda çocuğa kazanım sağlaması lazım. Yani oyunu veriyoruz, oynatıyoruz da çocuğa ne kazandıracak? Kazanımı ne olacak? Geri dönüşümü ne olacak? Bunun üzerinde epey kafa yorduk. Okulumuza ait bir Ar-Ge grubumuz var arkadaşlar. Bir Ar-Ge grubu oluşturduk. Bu Ar-Ge grubumuzun içerisinde okul öncesi eğitim, bizim arkadaşlardan var, okul öncesi eğitimden var, özel eğitimden var. 8-10 tane grup, öğretmenden oluşan, değişik öğretmenlerden oluşan bir Ar-Ge grubumuz var. Ve bizim kendimize özgü arkadaşlar şu anda 3 tane oyuncak patentimiz, 1 tane de firma ismimiz var. HSY Tematik Oyuncaklar firma ismi bize ait. Efendim Manyetik Futbol bize ait. Akıllı küpler bize ait. Akıllı kareler bize ait. Ve Türkiye'de bunu üreten sadece biziz. Yine ürettiğimiz oyunlardan bir tanesini Türkiye'de bir Bursa'da diyelim, Türkiye'de demeyelim, Bursa'da bir tane firmaya 3 yıllığına kiraladık. Patenti bize ait, üretimini biz yapıyoruz bu oyunun ve firmaya her ay 1000 tane oyun üretip veriyoruz. Evet, her ay 1000 oyun üretip veriyoruz. Firma da bunu satıyor. Mesela şey vermek istemiyorum, isim vermek istemiyorum ama birçok büyük AVM'de akıllı küpler adı altında oyuna rastlarsanız bizim oyunumuzdur. Altında küçücük Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İş Mekan Tasarım Teknolojileri okulu tarafından patentli üründür diye yazar. Bunun dışında arkadaşlar oyuncak sektörüne girmek isteyen arkadaşlar varsa fuarlar çok önemli. Fuarlara ben çok önem veriyorum. Bizim bakanlığımızın düzenlemiş olduğu işte bu 5 tane okulu pilot okul seçtiği zaman ilk kez bizi Nürnberg oyuncak fuarına götürmüştü Almanya'da. Biliyorsunuz Almanya bu sektörde gerçekten çok iyi. Daha sonra bu bizim kendi ürettiğimiz ve patentini aldığımız oyunu firmaya kiralarken ben içine bir madde koydum. Dedim ki her yıl 2 tane öğretmenimi Nürnberg oyuncak fuarına mutlaka götüreceksiniz. Bu maddeyle geçen yıl 2 öğretmenimiz gitti. Bu yıl 2 öğretmenimiz eğer pandemi dönemi süreç biterse gidecek ve ondan sonraki süreçlerde yine 2 öğretmenimiz gitmeye devam edecek. Okulumuzda bir ahşap atölyemiz var, oyuncak atölyemiz var. Ama daha çok biz dedim ya oyuncak değil de oyunla haşır neşiriz, oyunla uğraşıyoruz. Kendimizin ürettiği ve ayrıca firmalara ürettiğimiz oyunlar da var arkadaşlar. Hatta burada birkaç tane getirdim. Ekrandan eğer ekran görüntüsü verebilirsem göstermek de isteyeceğim. Şu anda Türkiye'de 3 tane firmaya kendi ürettiğimiz, kendi patentli 1000 tane oyunumuzun dışında aşağı yukarı 3000'e yakın da farklı oyunlar yani o firmalara ait oyunları da üretip firmalara veriyoruz. Mesela ürettiğimiz oyunlardan bir tanesi çok bilindik bir oyundur. Mesela bu Çin daması falan diye de bilinir. Dikkat 4 diye bilinir. Bundan her ay 500 tane üretiyoruz. Bunun dışında hepimizin bildiği mangala. Mangala. Bu oyundan 1000 tane üretiyoruz. Bunun dışında
ders aletleri, Milli Eğitim Bakanlığı ders aletleri yapım merkezine her ay 657 tane okul öncesi oyun üretip gönderiyoruz. Yine bu bizim bir firmaya ürettiğimiz bir oyun arkadaşlar. Çok yerde rastlamışsınızdır. Bunun dışında Tangram. Yine çok kişinin rastladığı bir oyun. Vesaire. Buna benzer oyunlar arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye genelinde birçok firmaya üretiyoruz. Şu da bizim. Birazcık kamerayı eğeceğim. Şu da bizim akıllı küpler diye isimlendirdiğimiz ve kendimize ait patentli akıl ve zeka oyunumuz. Bu sadece bize ait arkadaşlar. Türkiye'de bunu sadece bizden alabilirsiniz. Evet, peki amacımız ne? Yani bu yola niye çıktık? Bunları söylediniz de hocam, amacınız kar etmek mi veya para kazanmak mı? Yok, kesinlikle değil. Biz okuluz, ticarethane değiliz. Amacımız bu sektörü, biliyorsunuz İnegöl ahşapta ve mobilyada çok iyi. Bu sektörü İnegöl'e nasıl yayabiliriz? İnegöl'de böyle bir sektör nasıl oluşturabiliriz? Bunun peşindeyiz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz mutlaka bu sektörle ilgileneceklerdir. Bunu hedefliyoruz. Tek amacımız bu. Bunun dışında başka da bir amacımız yok. Mesela Yalova Esop aramızda herhalde. Az önce görmüştüm kendilerini. Evet, buradalar. Yalova Esop. Bunlar da oyun üretmek istiyor arkadaşlarımız. Bunlar bir atölye kendileri kurmak istiyorlar. Bundan önceki günlerde yanımıza geldiler, ziyaret ettiler. Ve şu anda kendilerine destek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. İnşallah başarılı olacaklar diyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa cevaplarız. Teşekkürler. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Soruları sonra alacağız. Hemen süreyi bitirmeden Recep hocam da katıldı. Onun da görüşlerini alalım. İkinci toplantımızda değerlendireceğiz zaten. Buyurun Recep hocam. Merhabalar öncelikle. Umarım sesim geliyordur. Geliyor hocam. Tüm katılımcılara, hocalarıma, değerli hocalarıma Sinop'tan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum öncelikle. Tabii diğer hocalarım gayet güzel, doyurucu bilgiler verdiler. Ben de kendi yaptıklarımı ve kendimi anlatmaya çalışacağım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansım Karabük Üniversitesi'nde mobilya ve dekorasyon alanında. Halen de Kastamonu Üniversitesi'nde doktoramı yapıyorum. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım, yaklaşık 14 yıl. Bu süre içerisinde değişik ahşap ürünlerine ait değişik fabrikalarda yöneticilik yaptım. Daha sonra da ilk görev yerim olan Artvin Çoruh Üniversitesi'nde göreve başladım. Tabii özel sektörden gelen altyapıyla beraber üniversite camiasına girince neler yapabilirim, özel sektörden kazanımlarımı nasıl yansıtabilirim diye düşüncelere girdim. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde güzel bir atölye kurduk. Bu atölye içerisinde 4-4,5 yıl boyunca çeşitli üretimler yaptık üniversitenin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik. Şu anda 2018 yılından itibaren de Sinop Üniversitesi'nde Ayancık Meslek Yükseokulu'nda hem okul müdürü hem de öğretim görevlisi olarak görevime devam ediyorum. Tabii ben her gittiğim yerde maalesef hazır bir düzene gidemiyorum. Hep yeni bir düzene gidiyorum. O yüzden de yapmak istediklerim için kendime atölye kurmam gerekiyor. Kendi ortamımı oluşturmam gerekiyor. Sinop Üniversitesi'ne Ayancık'a geldiğimde de yine aynı manzarayla karşılaştım. Herhangi bir atölyem yoktu. Elimdeki imkanlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber, milli eğitimle, halk eğitimle beraber bir ortaklaşa protokol yaparak bir atölye kurduk burada. Ne yapıyoruz bu atölyede? Ahşap oyuncak ve süs eşyaları yapımıyla alakalı kurslar veriyoruz. Halka açık kurslar veriyoruz. Amacımız burada bu işi insanlara öğretmek, yani tabiri caizse bir altın bilezik takmak ve daha sonra da insanların bu işle alakalı kendine küçük iş yerleri kurmalarını sağlamak. Bütün amacımız, niyetimiz bu. Bu amaçla da aynı zamanda halk eğitim bünyesinde benim hocalarım tarafından girişimcilik belgesi de veriliyor katılımcılara. Dolayısıyla insanları eğitip girişimcilik belgesini de vererek devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlayacak şekilde bir
çalışmamız var. Bunun yanında Kastamonu Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı devam ettiriyorum. Şu anda doktora tez konusu olarak da yine değerli hocalarımın da görüşlerini alarak ahşap oyuncak sektörünü seçtim. Bu amaçla ahşap oyuncak sektörüne yönelik fabrikaların, sektörün problemlerini araştırıyorum. Tabii hem idarecilik, yöneticilik olup bunun yanında da doktora yapınca biraz zaman problemi yaşıyorum ama elimden geldiği kadar oyuncak fabrikalarını geziyorum. Bu işle iştigal eden yerlerle irtibat kuruyorum ve problemleri araştırıyorum. Şu ana kadar hocalarımın da bahsettiği gibi üst düzey işlemleri, boya üzerine problemlerin olduğunu fark ettik. Ve bununla alakalı bir boya firmasıyla beraber çalışmalara başladık. Yine oyuncak sektöründe tasarımla alakalı sıkıntıların olduğundan firmalar bahsetti. Bununla ilgili de çalışmalara başladım. Dolayısıyla hem doktora tezimi yaparak hem kurslar vererek bu faaliyetlerime devam ediyorum. Aynı zamanda Ayancık ilçesi, bilenleriniz vardır mutlaka, ahşabın, özellikle kayın ağacının, Türkiye'nin en kaliteli kayın ormanlarının olduğu bir bölge. Maalesef daha önce burada bulunan ciddi bir fabrika artık yok, kapanmış. Onun yerine küçük ölçekte tesisler var. İşte papel yapılıyor, kabele yapılıyor. Buna benzer ufak işletmeler var. Tabii bu işletmelerin bu kadar güzel ormanın olduğu bir yerde büyümesi, değişik alanlara da girmesi lazım. Bu anlamda da mesleğim gereği elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Örneğin il merkezinde, Sinop'ta bununla ilgili çalışmalarım var. Bu arada Sinop'ta tabii ahşap üzerine değil ama plastik üzerine dünyanın sayılı firmalarından bir tanesi bir fabrika kurdu şu anda. Plastik oyuncak üzerine ciddi bir üretim yapılıyor. Ve kulağıma gelen, onlardan duyduğum da ahşapla ilgili de bir takım çalışmaları varmış. Yavaştan o işe de giriyorlar. Ben de burada Sinop merkezde yine ahşap oyuncak üretimine başlayan yeni bir tesisin, işletmenin danışmanlığı yapıyorum. Herhangi bir ticari bağım yok. Sadece onlara tecrübemi aktarıyorum. Aynı zamanda üretimde yaşamış oldukları sıkıntılara elimden geldiğince destek olup hem doktora tezime altyapı hazırlıyorum. Yani hem üreterek hem öğrenerek, öğreterek doktora tezimi renklendirmeye çalışıyorum. Bu şekilde çalışmalarım var. Hatta reklam olmadan ürettiğimiz oyuncakların şöyle ambalajından da bir tane göstermek istiyorum. Hiç tutkal kullanmadan tamamen doğal, aynı zamanda da kraft kağıt poşetin içerisinde bu oyuncaklar üretiliyor. Ve yine hocalarım da bahsettiği gibi EN71 standarttan uygun boyalarla boyanacak şekilde bir düzenek hazırlanıyor. Şu an için başlangıç olarak bunları anlatmış olayım. Sorularınız varsa. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Görünen o ki 3 hocamız da aslında ayrı dallarda faaliyet gösteriyor. Aslında güzel de bir toplantı olmuş oldu. Şenol hocam daha çok direkt üretime kanalize olmuş. Gördüğümüz kadarıyla firmalarla iç içe ve hem üretim hem pazarlama gibi bir çalışma yapıyorlar. O konudaki tabii sıkıntılarını da öğrenmek istiyoruz. Çünkü genelde bu işlere okulların girmesi zor olduğunu biliyorum, döner sermayelerden dolayı. Nasıl kolaylıklar sağlandı size, onları da öğrenmek istiyoruz hocam. Yalnız süremiz az kaldığı için birazdan kesilecek. Aynı şifrelerden tekrar bağlanacağız. Tekrar aynı konuya devam edeceğiz. Recep hocam da daha çok danışmanlık yönüyle ve bilgilendirme yönüyle bir çalışma yapıyor. Üretim yok herhalde hocam sizde, öyle anladım. Yaptığım firma aynı zamanda üretim yaptığı için tabii onların bütün problemleri benim için de problem teşkil ediyor. Yani oradaki üretime iştirak ediyorum. Öğrenmek istiyorduk. Hikmet hocam, sizde de böyle bir çalışma var mı? Ağaç olarak daha çok kayın mı kullanılıyor? Yani buradaki arkadaşların hemen hepsi orman endüstri ve ağaçları endüstri grubundan mühendislik grubu ve hocalarımız var ama tabii oyuncak özelinde farklı şeylerde yapıyor olabilirsiniz. İşin direkt mutfağında olan insanlar olarak sizden o konularda bilgilenmek istiyoruz. Ben sözü size vereyim Hikmet Hocam.
Orada herhalde Şenol Hocam da bağlanmış olur. Teşekkürler. Şimdi ben birkaç konuya değineyim öncelikle de. Şimdi tabii ki bizim bir takım verilerimiz var. Yani bir takım verilerden yola çıkmak lazım. İşte kullanılacak ağaç malzemeyi az çok biliyoruz. Veya da ağaç türü diyeyim ben. İşte genelde kıymık oluşturmayacak. Yani işte lif kopuk oluşturmayacak. Düzgün yüzey verecek. İşte astarla beraber boya kullanımı yaptığınız zaman boyanın işte dağılım anlamında daha estetik bir görüntü verecek ağaç malzemeyi kullanmamız lazım. Basit. Zaten bir ahşapla ilgili üretim yaparken de ağaç malzemenin 3 tane önemli kusuru var. Nedir bu? İşte mantar ve böcek zararlarına karşı korumanız gerekir. İşte uygun rutubet derecesine getirmeniz gerekir. Ve özellikle nedir ahşabın olumsuz bir özelliği? Yanmasıdır yani. Buna karşı önlemleri aldığınız zaman ahşabı her türlü istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Tabii kullanılan ağaç türü nedir? İşte en başta birinci gelen türümüz. Bizim Türkiye'de genelde işte Bursa tarafında, işte bizim Batı Karadeniz bölgesinde, işte Sinop bölgesinde yaygın olan kayın asli tür olarak seçilmekte, ama bunun yanında işte akçı ağaç, diş budak, işte çok az çam, özellikle reçine barındırdığı için bir takım engeller teşkil etmekte, ama işte bu türler üzerinde genelde yoğunlaşıyor. Yaklaşık 10 tane tür kullanılıyor. Yani ilk etapta sektör ilk bu işi yapmaya başladığında 2000 yıllara kadar zaten Türkiye'de böyle bir sektör yoktu. 2000 yılından sonra yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. Biraz önce söylediğim gibi 30-40 kişi arasında sektörde insan çalışan, istihdam yaratan fabrika sayısı zaten yok denecek kadar az. Bir veya iki tane bahsedebiliriz. Bir tane Düzce'de vardır. İsmini söylemek istemiyorum şimdi bu işi endüstriyel boyutta yapan. Onun dışındakiler de genelde atölye boyutunda işte geleneksel bir takım makinelerle üretim yapan firmalardır. Genelde bunlar da fason üretim yaparlar. Yani işte İstoç'a, efendim söyleyeyim, veya bu işi ihracat, ithalat yapan firmalara fason olarak üretim yapan atölyeler var. Tabii ki bir de burada asıl söylenmesi gereken bir şey var. Biz ahşap oyuncak üretim yapacağız. Şimdi geleneksel kalıpla bir takım makinalarla, işte belirlediğimiz bizim Orman Üniversitesi'nde kullanılan makinalarla bizim seri üretim yapabilmemiz, maliyeti aşağıya çekebilmemiz çok zor ya. Bizim sektörde seri üretim yaklaşımına uygun makine altyapısıyla birlikte bu üretimi çok tonajlı yapmamız gerekiyor. Yani binler, 500'ler, 2000'ler bunlar çok düşük rakamlar. Maliyetinizi aşağı çekmeniz gerekiyor. Rakibiniz Çin, Uzak Doğu. Yani şu anda mesela özellikle Uzak Doğu ülkeleri ve Çin malları oyuncak pazarının %70'ini oluşturuyor. Dünya geneline baktığınız zaman. Mesela ben size şöyle bir veri vereyim. Bakın 2007 yılında 56 milyar 775 milyon dolar dünyadaki oyuncak pazarı. 2018 yılında ise 96 milyar 484 milyon. 2019'da son verilerle bu yaklaşık 103 milyar dolara gelmişti ki bu yaklaşık %70 oranında pazarın büyüdüğünü gösteriyor. Yani büyüyen bir pazar var. Bu pazar için yükümlü olarak siz varsınız. Üretmeye çalışıyorsunuz. Tamam üretelim. İşte kayın ağacı bizde var. İşte tamam boyayı da çözdük ama bunu bizim seri üretmemiz gerekiyor. Yani bizim bunu çoklu üretmemiz gerekiyor. Kendi özgün tasarımlarımızla beraber bazı dünya genelinde talep olan ürünlerle birlikte kendi tasarımımıza ve kendi modellerimize bizim piyasada olmamız gerekiyor. Bizim ne gibi avantajımız var? Mesela hadi ürettik, seri de ürettik. Ben size söyleyeyim. Bizim en büyük pazarımız İngiltere Türkiye olarak. Yani İngiltere bizden çok fazla oyuncak alıyor. Bunu işte Bulgaristan takip ediyor, Kıbrıs takip ediyor ve İran, Irak takip ediyor. Bakın bizim en büyük alıcımız Avrupa aslında. Yani. Ne gibi bizim avantajımız var? Bir, işte konumu sebebiyle biz Uzak Doğu pazarına karşılık Avrupa'da konumumu sebebiyle pazar talebine hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğine sahibiz. Bir kere böyle bir avantajımız var. İkincisi üretim ve navlum süresinin kısa olması. Ürün kalitemizin Avrupa standartlarına, bu enle beraber, en yetişiyor diyor ya hocam değil mi? Onunla beraber Avrupa standartlarında olması. Ve özellikle son zamanlarda Uzak Doğu ve Çin firmalarına karşı bir güvensizlik olması. Yani özellikle sağlık problemleri, biz niçin ahşap oyuncak diyoruz? Sağlıklı olduğu için, ekolojik bir ürün olduğu için biz bunu iyi değerlendiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir bir ürün ve aynı zamanda çevrede de kirlilik oluşturmuyor. Bakın çok büyük avantajı var ya. Sadece sağlıklı olması değil ya. Bir diğeri Çin RMB'sine göre kur avantajımız bizim için özellikle Avrupa'ya ihracat konusunda da bizi ön plana çıkartmaktadır ki bu tabii coğrafi konumdur. Tabii diğer tarafına bakıyorum. Şimdi Türkiye'de tamam üretiliyor. İşte
İşte zeka ürünleri üretiliyor, işte bilmem ne üretiliyor. Fakat bir şey karıştırılıyor yani. Biz ahşapla ilgili konuşuyoruz ama bir tarafta da Hülya Hocam mutlaka katılacaktır. Belki onun bilgisi daha iyidir bizim bu konuyla ilgili. Kompozit malzemeleri biz ahşap oyuncak diye piyasada satıyoruz. Şu anda piyasada var olan ahşap oyuncak diye adlandırılır. Buradaki tüm beni dinleyen arkadaşlar az çok anlıyordur yani. Kompozit malzemeleri ne kadar sağlık için sıkıntılı olduğunu, içerisinde işte formaldehitin olduğunu, işte bunların gazlarının salınım halinde olduğunu. Bakın işte kontür plak kullanılıyor. Efendime söyleyeyim işte durolit kullanılıyor. İşte MDF kullanılıyor. Bunlar ahşap oyuncak diye satılıyor. Şimdi bu doğru mu? Yani biz bunu şimdi desek ki biz ahşap oyuncak diye. Ben bununla mücadele ediyorum. Ben firmalarla gittim. Bana ahşap oyuncak dediler. Sonra ben bunu söylediğim zaman hocam çok konuşuyorsun dediler. Yani şimdi baktığın zaman bir de böyle bir tehdit alıyorsunuz sektörden yani. Hani şimdi ahşap oyuncak. Dolayısıyla özellikle buna özellikle fikri mülkiyet hakların uygulanması konusunda siz bir şey üretiyorsunuz. Biraz önce Şenol Hocam dedi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emek verdiler. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte bu 5 okulu seçmesi, işte oyuncak şeyi falan işte biliyorsunuz Bakan Yardımcısı Mahmut Hoca da biz başlatmıştık bu projeyi. Daha doğrusu onun da bir çok büyük ciddi desteği oldu. Dolayısıyla çok büyük emek veriyorlar, çok ciddi çalışıyorlar. Üretimin içerisinde bizzat bulunuyorlar. Ama fikri mülkiyet hakları dediğiniz zaman siz üretim yapıyorsunuz, bir marka çıkarmışsınız, model çıkartmışsınız, Kürtler bize ait diyor hocam ama bir taraftan fason olarak kişi bunu üretiyor. Çok rahatlıkla piyasaya sürebiliyor yani. Hani çok da fazla marka şeylerine girilmiyor. Bunun gibi bir takım olumsuzluklar da var. Yani bunları da mutlak surette dile getirmekte gerekmektedir. Özellikle işte ahşabın tabii malzeme ve renk olarak da değerlendirilmesi söz konusu. Özellikle tasarım dediler. Mesela tasarımda da işte kullanılan malzemenin sahip olduğu doğal dokusundaki tasarım içerisinde kullanılması çocuğun doğal duygu hissetmesi çok önemli. Yani doğallığı verebilmeniz çok önemli. İşte mesela ahşapta kusur diye adlandırılan bazı şeyler aslında oyuncakta bir desen olarak karşınıza çıkıyor. Bu çok önemli hale geliyor. Fiziksel, kimyasal ve mekanik açılardan çocuğa uygun özellikle taşıması gerekiyor. İşte yuvarlatılması gerekiyor, bir takım köşelerin, bir takım husurlar haline getirilmesi gerekiyor. Bizzat biz bu üretimi de yapıyoruz. Yani bizim burada işte ahşap oyuncak üretimimiz var. İşte CNC'den, lazer kazımadan tutun da birçok makinelerle biz altyapımızı genişlettik. Ciddi anlamda üretim de yapılıyor ama biz tabii bunu ticaretleştirmiyoruz. Bir firma var mesela, bizden de şu anda dışarıdaki bir firmadır. Döner sermaye kapsamında bizden ürün istemiştir, biz onlara veriyoruz. Ama daha çok bunu sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapıyorsunuz. Üretimde karşılaştığımız sorunlar bir, boya, iki, seri üretime yönelik üretim yapılması, makinelerle bunun desteklenmesi. Bu tip sayabilirim ben yani. Ben tekrar eğer bir soru olursa cevap alabilirim veya cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Hocam bitirmeden şeyi sormak istiyorum. Yani destek olarak ne alabiliyorsunuz burada? Çünkü makine parkuru da farklı oyuncakta. Hani normal standart makine de kullanamıyorsunuz veya bir kısmını kullanabiliyorsunuz. Nasıl çözüyorsunuz üretimde bu şeyleri? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde ahşap oyuncak üretimiyle ilgili yapılan mesela Türkiye'nin çok değişik yerlerinde atölyeler var. İşte YouTube'a girdiğiniz zaman birçoğunu görebiliyorsunuz. Bunlar genelde hobi aletleri dediğimiz bizim küçük işte şerit testereden tutun da işte zımparasından, efendim söyleyeyim planyasından kalınlığına kadar bir takım hobi aletleri var. Bunlarla beraber üretim yapılıyor genelde. Ama bunun dışında seri üretim dediğiniz zaman mesela orman üretim sektöründe kullanılan işte profil makinesinden tutun, efendim söyleyeyim işte CNC'lere kadar, router'lara kadar işte efendim lazer markalamaya kadar birçok makineyi birbiriyle bağdaşık kullanmanız gerekiyor. Yani daha hızlı üretim yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim sektör bazına baktığımız zaman tüm bu makineler, yani orman ürünleri sektöründe, diğer alanlarda, diğer sektörlerde, yani sektör içerisinde diğer alanlarda kullanılan makineleri tam anlamıyla kullanamadıkları görülüyor. Yani mesela tek sensi, tek freze bıçaklı routerlar var. Onun üretim yapmak var. Kişi 10 tane sensi router'ı, işte frezeyi kullanıp da toplarda üretim yaptığını düşün. Bunun gibi makinelerde iyileştirme yapmanız gerekiyor. Mesela biz Austin'de şimdi bir firma ile çalışıyoruz. Ben bu işin biraz da bu teknolojik altyapısının geliştirilmesi üzerine aslında seri üretime yönelik çalışmaya çalışıyorum. Üretim yapıyoruz, tamam yaptık ama ne kadar üretim yapıyoruz? Kişi sizden 10 bin tane istiyor yıllık. Ayda 20 bin tane istiyor. Ya bunu yapabilmek için bir de iş gücünüz lazım. Şimdi uzak doğuda iş gücü fiyatları düşük. Biz nasıl iş gücü bulacağız? Biz de ne yaptık mesela bu bölgede? Bir firma var. Firmayı biz köylere eğittik.
köylülere dedik ki ne yaptık? Esnek üretim modeli oluşturduk. Esnek üretim nedir? İstihdam edemiyorsunuz ama kişi kendi evinde veya işte alanında veya ufak bir yerde size ait üretim yapabiliyor yani. Ondan bir bedel karşı alabiliyorsun. Böylece bu grupta öğrencilerimle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve vatandaşla, halkla beraber kurs faaliyetleri yapıyordum. Öğrenci olayımız artık bundan sonra inşallah pandemi müsaade ederse burada öğrencilerimizle beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi tabii özel sektörden gelen birisi olarak üniversiteye geçtiğimde üniversitede üretim yapıp bunu ticari faaliyete dönüştürmenin o kadar kolay olmadığını, özel sektördeki gibi esnek olmadığını, dinamik olmadığını gördüm. Hatta hani çok yanlış bir cümle de kullanmak istemiyorum ama resmen döner sermaye sistemi üniversiteyi üretmemeye teşvik ediyor. Bir takım katsayılar ekleniyor üretim maliyetlerinizin üzerine. Fiyatlar belli bir dereceye geldikten sonra da piyasayla rekabet edebilecek düzeyiniz kalmıyor. Bu da bir yana eğer ciddi kararlar almazsanız kazanılan parayı tekrar atölyeye döndüremiyorsunuz. Yani üniversitenin diğer birimlerinde kullanılabilir deniyor. Ama ben bu kazanılan parayı atölye kazandı ve atölyede kalsın diye bir düşünceye girdiğimde böyle bir şey maalesef olmuyor. Bu anlamda üniversitede üretim yapmak, döner sermayeli üretim yapmak o kadar kolay değil. Açıkçası ben bunu Artvin Çoruh Üniversitesi'nde de Sinop Üniversitesi'nde de şu ana kadar yapamadım. Onun dışında Hikmet Hocam'ın söylediği endüstriyel üretimle ilgili konuda biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Ben de tabii hem doktora tezim gereği hem de bu işle ilgilenen birisi olarak firmaları geziyorum. Küçük atölyeleri de geziyorum, işte büyükleri de geziyorum. Gözlemlediğim şey ahşap oyuncak üretiminin diğer mobilya üretim tekniklerinden ve yöntemlerinden çok farklı olduğunun anlaşılamadığı. Yani ben bunu fark ediyorum. Çünkü ahşap oyuncak üretiminde daha farklı makine ve ekipmanlar gerekiyor. Çünkü yaptığınız şeyler minyatürize şeyler, ufacık tekerlekler, minik parçalar. Ama mobilya üretiminde tabii daha büyük parçalarla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle insanların oyuncak üretimine yönelik makinalaşma, oyuncak üretimine yönelik altyapı hazırlama konusunda sektörün ciddi eksikliği var. Mesela birçok firma kalibre zımparayı bilmiyor, kullanmıyor. Hep el yordamıyla, işte hocamın bahsettiği gibi işte elle zımparalamayı tercih ediyor. Tamam, 3-5 tane, 10 tane, 100 tane, 1000 tane bir şekilde elle yaparsınız. Yüzeyi düzgün olmasa bile işte yaklaşık bir şeyler oluşturursunuz ama bu binlerce olduğunda, on binlerce olduğunda tabii ki bunun seri üretim makinalarına dönüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla makine ve ekipman anlamında ciddi sıkıntı var. Kalibre zımpara olarak işte basit palet zımparaları ya da kalibre zımparanın içerisindeki ünitelerin işte bu işe uygun olmadığı şeklinde makineler görüyorum sektörü gezdiğimde. Mesela işte girintili çıkıntılı parçalar için, köşelerin kırılması için fırça zımpara tarzı makinelerin kullanılmadığını görüyorum. Dolayısıyla bu neyi etkiliyor? Üst düzey işlemlerini etkiliyor. Oyuncakların üzerindeki boyanın albenisi, parlaklığı, işte ithal ürünlerle aynı olmuyor. Dolayısıyla da bizim oyuncaklarımız rekabet anlamında sıkıntıya düşüyor. Yani aynı pazarı Avrupa ülkelerinin işte pazarını yakalayamıyor. Bunu yerli oyuncaklara, ithal oyuncakları yan yana koyduğumuzda rahatlıkla görebiliyoruz. Bunları söyleyeyim şimdilik. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Şenol hocam, başta siz katılamadınız. Şöyle yapmıştık. İşin tekniğine girmek açısından işte hangi ağaç türleriyle daha çok çalışıyorsunuz? Su bazlı boya ile ilgili sizin bir çalışmanız var herhalde. Burada hani kullandığınız şeyler eğer söylemekte sakıncası yoksa dile getirebilirseniz arkadaşlarımız da bilgilenmiş olsunlar gibi. İşin biraz daha tekniğine yönelik. Öğrenciyle ilgili sıkıntınız nedir? Bulabiliyor musunuz yeterince öğrenci? Bu da spesifik bir iş çünkü. Makinalaşmayla ilgili destek herhalde biraz fazla İnegöl olduğunuz için diğer bölgelerde bu kadar destek yoktur diye düşünüyorum. Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim.
Şimdi önce makineden gireyim konuya. Tabii biz dedik ya, bakanlığımız proje okulu olarak, oyuncak proje okulu olarak bizi seçtiğinde her okulumuza 300 ila 400 bin lira arasında bir ödenek gönderdi. Ama ben çok da böyle oyuncaklar için çok farklı makineler kullanılacağı düşüncesinde değilim. Belki ben oyun ürettiğim için olabilir. Biz pek oyuncak işine girmedik. Yani oyun ürettik biz. Bizim parçalarımız da küçük ama mesela ben bir parça göstermek istiyorum. Çok özür dilerim. Azıcık yerimden kalkacağım. Bir tane firmaya şu parçayı ürettik biz. Altıgen bir parça. Bu parçadan ayda 30 bin tane istediler bizden. Daha önce firma kendisi bu parçayı router'da kesiyormuş. Biz de router'da kesmeye kalktık. Router'da bir tanesini 75 saniyede kesti router, bir parçayı. Ben daire testerede bir kalıpla bunu 45 saniyeye düşürdüm. Kalıp kullanarak kesiyorum. Şu anda da üretiyorum bu parçayı ben. Her ay 30 bin tane üretiyorum. Tanesi 1 TL'de 30 bin lira her ay benim döner sermayeme gelir var. Burada da birçok öğrencimiz de bu işle çalışıyor. Öğrenci konusuna gelince bizim okul olarak öğrenci sıkıntımız yok. Ya dedik ya, bizim statümüz biraz farklı diğer meslek liselerinden. Mesela ben her yıl 90 tane öğrenci alıyorum okuluma. Hepsi de mobilyacı olarak geliyor. Çocuklar hani buraya gelip de daha sonra 9. sınıftan sonra başka alanlara geçmiyorlar. Gelen öğrencimin hepsi mobilyacı. Ve şu anda bende 400 tane mobilyacı var. Her yıl 100 tane mobilyacı mezun ediyorum. Öğrenci konusunda problem çekmiyoruz biz. Döner sermayemiz şu anda pandemi sürecinde de çalışmaya devam ediyor. Şu anda atölyemde 30 tane öğrenci, 10 tane öğretmen, 40 kişi çalışıyorlar. Tabii sadece oyuncak yapmıyoruz biz. Bizim okulumuz atölyesi 5000 metrekare kapalı alana sahip. Çok devasa bir fabrika. Ders aletleri yapım merkezine şu anda ben bu yıl 80 bin adet öğrenci sırası, 5 bin adet öğretmen dolabı ve öğrenci dolabı imalatı yapıyorum. Şu anda 40 bin tane sırayı tamamladım, verdim. 2 bin tane öğretmen ve öğrenci dolabını da tamamladım, verdim. Mobilya ile ilgili de çalışmalarımız var. Şimdi diğer taraftan daha çok hangi ağaçlar kullanıyoruz oyuncakla ilgili? Yani daha çok hocalarım da önce bahsettiği gibi kayın ağacı bol miktarda kullanılıyor. Ülkemizde de zaten kayın ağacı bol miktarda yetişmekte. Avrupa'ya gittiğimizde, fuarlara gittiğimizde, fuarlarda da Avrupa'yı oyuncakları da hemen hemen aynı ağaçlar kullanılmış. Genelde kayın kullanıyorlar. Biraz şimşire kaçmışlar. Akça ağaç dediğimiz veya beyaz gürgen dediğimiz onu kullanmışlar. Ama biz daha çok kayın kullanıyoruz. Tabii oyuncak sektöründe ve bizim yaptığımız oyunlarda kayının özellikle fırın kurusu olması gerekiyor. Yani nem oranının %7 ile %11 arasında olması şartı var. Bu olmazsa hepinizin bildiği gibi oyun haline dönüştürdükten sonra ahşapta çalışma oluyor. Ve şekli ve şemali bozuluyor. O da problem çıkarıyor birçok oyunda. Bunun dışında az önce hocamın son anına yetiştim. Ona katılıyorum. Birçok oyuncakta kontra plak kullanmaktalar, MDF kullanmaktalar. Buna benzer içerisinde kanserojen madde içeren, efendim çinko kurşun içeren bağdaştırıcılarla, yani tutkallarla harmanlanmış malzemeler kullanmaktalar. Bu da oyuncak sektöründe ciddi bir risk. Zaten ahşap oyuncak tercih edilmesini ve ebeveynlerin bunu tercih etmesindeki en büyük etken bu. Ahşabın daha sağlıklı olması, daha sıcak olması, ergonomik olması gibi. Bunun içerisine eğer biz kimyasalları katacaksak, o zaman ahşap yapmanın bir mantığı yok. Plastikten yapalım, daha ucuza mal olur diye düşünürüm. Daha ucuza satarız diye düşünürüm. Bunun dışında boya konusunda dediğim gibi biz epey bir çalışma yaptık. Yani belki 40-50 tane Ar-Ge'miz var. Bir boya firmasıyla beraber yaptık. İnegöl'deki bir boya firmasıyla birlikte. Menşei İzmir'de. Hatta ben oyuncağa yeni girecek olan arkadaşlara şunu söylüyorum. Tematik lisenin Ar-Ge'si dediğiniz zaman firma size gönderir diyoruz. O şekilde de bir isim koydular. Tematik lisenin Ar-Ge'si. Boyalarımız tek kullanımda, yani tek tabancayla tek atımda yüzeyi çok şahane bir şekilde kapatıyor.
lif kabartmıyor, ikinci bir zımparalamaya gerek kalmıyor. Biz oyuncaklarımızın yine parçalarımız oldukça küçük olduğu için, yani çok küçük parçalarına çalışıyoruz. Yani şu şekilde parçalar gördüğünüz gibi. Bunların zımparalaması ayda bundan 10 bin tane, 15 bin tane, 20 bin tane parça üretiyorsun. Tek tek elle zımparalaması mümkün değil. Buna katılıyorum. Ne yaptık? Tambur zımpara dediğimiz bir zımparalama yöntemi var. Tambura atıyoruz. Tambur da zımparalanıyor. Tamburdan çıkartılıyor. Boyalarla ilgili de tambur boya sistemi de var ama ben o sistemi gittim İstanbul'da yerinde inceledim. Çok düzgün bizim istediğimiz yüzeyi vermiyor. Renkte de bizim istediğimiz şekilde kapatıcı olmuyor. Yani daha çok elyafın görünmesine sebep oluyor. Bunu da birçok firma istemiyor. Yüzeyin tam kapanmasını istiyor. Yani şu anda söyleyeceklerim bu şekilde, bu kadar. Yine sorular gelirse cevaplarım. Teşekkür ederim. Peki Erkan hocam, Bey. Ağzınıza sağlık. Erkan Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, buyurun Hikmet Hocam. Biraz önce tabii şimdi konu çok geniş olunca lafı karıştırıyor. Bir yerden bir yere aktarmak zorunda kalıyoruz. Bizim şeyimizi sordunuz, bu altyapı destek ve işte mali anlamdaki şeyimizi. Bizim zaten bir döner sermaye işletmemiz var Bülent Ecevit Üniversitesi olarak. Aynı zamanda sağ olsun rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Çoğalı, biz mesela altyapı BAP projelerimiz var, bilimsel altyapı projelerimiz. Oradan da biz ne zaman istesek desteğimizi veriyor. İşte mali anlamda da merkez müdürlüğüne sürekli kaynak aktarıyoruz. Yani üniversitenin kaynaklarını kullanıyoruz. TÜBİTAK'tan bir proje aldık. Bunun yanında işte döner sermayemize çalışıyor. Biraz önce işte Recep söyledi, üniversiteler yani milli eğitim gibi değil. Yani üniversitelerde döner sermaye üzerine iş yapmak çok zor. Biz mesela bir özel firma yapıyoruz şu anda bir üretim ama bir sürü zorluğu var. Yani bunun yarın bir gün Sayıştay, Danıştay, bir sürü Sayıştay'da şeyleri var, sıkıntıları da var. Yarın bir gün karşısında problem de çıkarabilir. Yani devlet kurumu içerisinde, üniversitelerde veya işte milli eğitimde de vardı mutlaka bir takım sıkıntılar. Üretime girdiğiniz zaman, dönersel merkeze geçirdiğiniz zaman, parasal bir döngüye girdiğiniz zaman maalesef bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onun için aslında döner sermayeler güzel bir kaynak sağlıyor size ama biz bunu minimize etmeye çalışıyoruz. Genelde kendi kaynaklarımıza, kendi şeyimize işte sağ olsun işte rektör hocamız bize işte tabii birinci derece harcama yetkilisi sağ olsun bu konuda çok duyarlı davranıyorlar. Ben hani teşekkür ediyorum. Biz bu tip kaynaklarda bunları kullanıyoruz. Onu ifade etmek istedim. Sağ olun. Peki teşekkür ediyoruz. Recep Hocam sizin de bir sorunuz var veya eklemeniz herhalde. Şenol Hocam'a soru soracaktım da küçük parçaların tabancayla boyanması hani çok pratikte kolay olmasa gerek. Çok sayıda parça olduğunda sıkıntı yaşanmıyor mu? Hani onun da tam burada tamam bir takım sakıncaları var ama yine de küçük parçalarda sanki daha rentable gibi düşünüyorum tam burada. Tabii, biz şöyle bir çözüm bulduk buna. Tarak sistemi yaptık. Yani birebir, bir metreye bir metre alttan çivilerin çakıldığı bir tarak sistemi düşünün. O şekilde o tarak sisteminin üzerine parçaları diziyoruz. Bir kere de bir metrekareye komple boya atıyoruz. Sonra bir de fırın sistemi yaptık. Kurutma sistemi. Bildiğiniz üfleşleri bir odaya koyduk. O bir metreye bir metre tarakları boya arabalarının üzerine dolduruyoruz. Boyayı attıktan sonra fırına koyuyoruz. 10 dakika, 15 dakika fırında kalıyor. Fırındaki sıcaklık aşağı yukarı 60 derece, 65 derece. Daha yükseltirseniz şey yapıyor, yüzeyde kabarcıklar yapıyor. 60 derecede biraz rahat kuruyor. Kuruyor, çok rahat kuruyor. Bu şekilde hiç problem çıkmadan, mesela az önce gösterdiğim şu altıgenlerde günde 7000-8000 tane boyayabiliyor. Sonra diğer tarafını boyuyorsunuz o işlemden tabii sonra tabii. O şekilde. Sonra ikinci taraf değiştirilip ikinci taraf boyanıyor. Aynen öyle. Daha çok makdalarda biraz sıkıntı çıkabiliyor ama makdaları biraz tabancayla ilk atışta doyurursanız sıkıntı yok. Olur. Ben bir şey sormak istiyorum genel anlamda. Boya hatları, hani endüstriyel olarak kullanılan boya hatları var malumunuz. Parça bir yerden girer, diğer taraftan çıkar. Bizde hani oyuncak sektöründe gittiğim yerlerde buna rastlamıyorum. Artık büyük bir yatırım olduğu için mi girmiyorlar yoksa bu işte uygun mu değil onu tam bilmiyorum ama sanki böyle bir hattı doyuracak kadar bir iş var. Çünkü bu hatların en büyük problemi iş, yani boş bırakmamanız gerekiyor, sürekli iş vermeniz gerekiyor.
Ama bunu şu anda uygulamada kullanan kimseyi göremedim. Herkes tambur kullanmayı tercih ediyor. Bu da nedir? İşte bu yurt dışından gelen oyuncaklar kıyaslanıyor. Şimdi bana gittiğim yerlerde diyorlar ki aynı boyayı yakalayamıyoruz, aynı görselliği yakalayamıyoruz. Tabii ki uygulamada siz tamburda yaptığınız sürece muhtemelen yurt dışından gelen örnekler böyle bir hattan çıkıyor, bir yerden çıkıyor, öyle düşünüyorum. Aynı görseli yakalama şansımız pek yok gibi görünüyor. Bilmiyorum, sizler de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi şey var ama, yani bu arz talep meselesi gibi bir şey. Ben öyle düşünüyorum. Aynı yüzey yakalanır. Hepimiz meslekçiyiz. Bu işin içinden gelen insanlarız ama hani diyorlar ya, çok özür diliyorum, hani biraz abiyane tabirle, ne kadar para o kadar köfte hikayesi oluyor. Şimdi adam bana bir şunu göstereyim. Şu tangram. Küçük bir mini tangram. Bunu benden 11 TL'ye alıyor toptancı. Dedim ki yüzeyi de çok düzgün yapalım. Bir tane Avrupa'dan getirmiş. Öyle yapalım. Tamam yapalım. 20 lira ver yapayım dedim. Oo dedi, ben o zaman dedi 40 liraya satmam lazım. Satamam. Yani arz talep meselesi. Ama istenilirse dediğiniz gibi endüstriyel boya makinalarıyla daha güzel yüzeyler elde edilebilir. Ama o rakamları bulabilmemiz lazım. O paraları bulabilmemiz lazım. Bütün problem oradan kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Anladım. Bir katkıda bulunayım ya da bir fikrimi söyleyeyim. Birçok fabrikada bu boya hatları iş olmadığı için, onu besleyecek kadar iş olmadığı için atıl durumda. Belki de hani küçük üreticilerin bunu almaya gücü yetmiyorsa bile birilerinin bir hattı işlevsel hale getirip oyuncak sektörünün kullanımına sunması gibi bir şey bu işlere hız katabilir diye düşünüyorum. Çünkü o makineler atıl durumda. Birçok yerde var benim bildiğim. Bir deneme yapıp, hani bunların bu işlere uygunluğunun denenmesini yapılıp olduğu takdirde de birilerinin fasoncu gibi ya da işte ne bileyim buna benzer yöntemlerle bu işe girmesi uygun olur gibi geliyor bana. Evet, bir sektör oluşur, güzel olur. Evet, doğru. Çünkü benim de Hikmet Hocam'ın da bahsettiği gibi TÜİK verilerini indirdim, yıllara göre baktım. 2019 dahil korkunç rakamlar yani. Bir ülkeyi ihya edecek kadar bir pazar var burada. Hani devasa mobilyalar ihraç ediyoruz ülke olarak. Hani adetsel bazda çok iyiyiz. Ama işte elde ettiğimiz paraya baktığımızda İtalya bizden çok daha az mobilya üretiyor. Ama çok daha fazla para kazanıyor tasarımdan. İşte yani İtalyan markası imajını kullanarak yapıyor bunu. Eğer oyuncakta bir boşluk varsa, ki pandemiden sonra benim de yaptığım araştırmalarda İnsanların Çin malı oyuncaklardan kaçtığını, hani Çin'den gelecek bir şeyi bırakın almayı, çocuğuna dokundurmayı bile yani istemiyorlar. Dolayısıyla bu boşluğu kapatacaksak ülke olarak, ahşap oyuncak üretimiyle biz bunu kapatacaksak, hemen bunun daha seri üretimine, daha iyi boyanmasına yönelik, işte bahsettiğim gibi boya hattıyla, işte uygun boyayı zaten bulmuşsunuz. Ben de şu anda boyayla ilgili çalışmalar yapıyorum. Ben de bir takım mesafeler kat ettim ama uygun boyayı bulup boya hatlarıyla işte kalibre zımpara kullanarak, yüzeyleri düzelterek daha albenisi, daha güzel boyanmış ürünler üreterek bu boşluğu kapatabileceğimizi düşünüyorum. Bunu hemen yapmazsak birileri bu boşluğu dolduracak. Hani Şenol Hocam, gayet güzel üretim yapıyorsunuz. Anlattığınız şeyler çok güzel. Döner sermaye sistemimiz de güzel. Ama işte o noktada tabii belli bir yere kadar sizin de kapasiteniz var. Diğerlerinin de belli bir yere kadar kapasitesi var. Bu kapasitenin hızla arttırılması lazım diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Tabii bu pandemi süreci sonrasında dünyadaki oyuncak pazarından büyük ihtimalle Türkiye büyük pay alacak. Burada biz doğruları yaparsak aslında ahşap pencerede kaçırdığımız, PVC pencereye kaçırdığımız trendi belki ahşap oyuncağı şu an kucağımızda bulmakla belli bir noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Burada tabii hem üniversitelere, hem özel sektöre, hem mühendislik grubuna büyük sorumluluklar düşüyor. Ancak bizim üreticilerimizi genelde bir araya getiremediğimizden dolayı şu anki üretimler çok küçük çaplarda ve tabii bu makine yatırımlarını hiçbiri yapamıyor. Gördüğümüz kadarıyla hala normal tekil makinalarda oyuncaklar üretiliyor sektörde veya çok küçük CNC'lerle vesaire. Yani bu aslında çok büyük bir sektör. Recep Hocam'ın dediği gibi
belki mobilya eşittir oyuncak kadar ciro yapabilecek bir sektör. Ama arkasını henüz koşturacak bir grup maalesef yakalayamadık. Belki bir, bu toplantı bir ilki olmuş olsun bunun. Hani kafalarda belki kulağa su kaçırmış olalım. Böyle bir sektör de var ve bir araya gelirsek burada da güzel işler yapılabilir diye. Tabii üretimler bir yandan yapılıyor. Burada en önemli şey tabii çocuk. Yani oyuncak deyince çocuk ve çocuk bu oyuncağı ağzına sokuyor. O yüzden zehirlenmemesi, mikrobik şeylere maruz kalmaması gerekiyor. Bunu yaparken de tabii işte su bazlı boya, ağacın cinsi, üretildiği mekan, paketleme vesaire, sevkiyat, her tür şey önemli oluyor. Yani bir sıhhi ürün üretir gibi, yani bir maskeyi dağıtır gibi aslında oyuncağı da belki dağıtmamız gerekecek. Onun için kendi altyapılarımızı buna doğru oluşturmamız da gerekecek. Ben çok güzel bir katılım oldu, sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Bir 4 dakikamız var. Soruları da gruptan almak istiyoruz. Alihan hocamın elini görüyorum. Hocam buyurun, dinleyelim sizi de. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi ahşap oyuncak konusu yaklaşık benim 20 yıllık bir hayalim. Yani 2000'li yıllarda bununla ilgili çalışmaya başladım. Uzun bir süre devam ettim. Epey bir araştırmalar yaptım. O dönemde dediğiniz gibi su bazlı veya sağlıklı boya bulmak Türkiye'de mümkün değildi. Yurt dışında arayışlara geçtik ama oradan da çok büyük ebatlarda ithalat yapmak söz konusu olduğu için onu da çıkamadık. Daha sonraki süreçte ben bunu kök boyayla çözmeyi denedim. Birçok uygulamamda imalatını yaptım kök boya olarak. Ancak bunun da biliyorsunuz ki bizim insanlarımız daha cavcaklı, dikkat çekici renk tonlarının peşindeler. Dolayısıyla kök boyadaki renklerin net olmaması doğal olmakla birlikte bu konuda da pek bir şey sağlamadı ama onun üzerinde birkaç çalışmam oldu. Renkleri daha canlı nasıl yapılabilir gibi. Sanırım o şu an beklemede. Bir dönem imalatını yapmıştım da memuriyetle iş yeri konusunda biraz sıkıntılar olunca bu konuya ara verdim. Şimdi yaklaşık 10 tane patentini alabileceğim oyuncağım var. İmalatla ilgili olarak da çok farklı arayışlara girdim. O zamandan bugüne kadar gelen süreçte gerek el makineleri, el takımlarıyla veya kalıp sistemiyle imalatı çok seri hale getirebilecek birkaç yöntem belirledim. Kıl testleri olayına gelince piyasada kullanılan kıl testere çalışmasını biraz daha farklı bir malzemeyle denedim. Belki ortopedik ameliyatlarda kullanılan testereler vardır. Şimdi denediniz veya merak ettiniz bilmiyorum. Kıl testlerini onu kullandım. Çok daha sağlıklı, uzun süreli ve net kesimler alabildim. Kenar temizlikleriyle ilgili kendi yaptığım birkaç tane makine uygulamam var. Orada kenar temizliğini, yüzey temizliğini, fa kırmayı falan çok seri bir şekilde çözebildim. Şimdi İtalya'da bir firmanın sujetiyle bu işi yaptığına dair birkaç tespitim olmuş. Bunu araştırdım ama bunun da şu an için pek sağlıklı olmadığını vazgeçtim. Lazer olayına gelince az önce belirttiniz. Hazır malzeme, kontoplak, durelit tarzı malzemelerden piyasada çok yapılıyor. Lazerin de kanserojen etkisinin uzun süre kesilen yüzeyde siyahlaşmayla birlikte kaldığını ve bunun kesinlikle sağlığa zararlı olduğu için buna da vazgeçtim. CNC üzerinde farklı uygulamalar yaptık. İşte bunu kıl testere makinesini CNC'ye adapte ettik. CNC'de kıl testere makinesiyle kesim yaptık ve sonuç aldık. Çok başarılı ürünler çıktı. Şimdi burada asıl sorun şu. Malzeme konusunda birçok malzeme, söylendiği malzeme söğüt ve söğüt ağacıydı. Söğüt ağacının özel bir durumu var. Aspirinin ham maddesi niteliklerine sahip afrodizyak özelliği var. Sakinleştirici, mikrop barındırmayan bir malzeme. Ve arıcılıların da kullandığı kovan sisteminde kullanılan temel malzeme, asırlardır geleneksel bir söğüt ağacı vardır kullanılan. Ben söğüt ağacını tercih ettim kullanırken bu özelliklerinden dolayı ama şu an piyasada söğüt ağacını oyuncakta kullanan pek firma veya kişi görmedim. Yani bunun artı Türkiye genelinde yaklaşık 5-6 bin tane hobi olarak oyuncak yapan kişiyle irtibat halindeyim. Onlarla da sürekli bilgi alışverişi yapıyoruz ama yönelim MDF ve kontrplak üzerine ve bunların hepsini de ahşap oyuncak diye insanlara sunmaya çalışıyorlar. Yani güzel bir sektör ve ihtiyaç olan bir sektör. Yani bunu çok seri bir şekilde değerlendirip çözmemiz lazım. Bunu da hocam, sanırım süremiz bitiyor. Tekrar aynı şifreyle bağlanacağız.
Bir son soruları tamam. alalım inşallah. Sıkıntı yoktur herhalde tamam. hocalarımda. Ben bu kadar da bırakayım. Ben bu kadarla bırakayım. Yok değerli herhalde. Fikirlerini alıyoruz. Gayet de güzel. Devam edelim. Tamam o zaman. Bu eğitim merkezinin daha modernleştirilmiş hobi kafe gibi bir şeysi. Şimdi Recep sen sana vereyim sözü. Aynen bahsettiğiniz gibi bir ortamım var benim şu anda. Süper. Atölyeyi emanet ettiğim kişi bir emekli. Hocam buradaki bütün hocalarıma da söylüyorum. Bilgisayara dokunmamış bir insan. Biz ona eğitim süresince AutoCAD kullanmayı öğrettik. Bir parça CorelDRAW kullanmayı öğrettik. Sonra CNC makinayı çalıştırması için gerekli programları ve lazeri kullanması için gerekli programları öğrettik. Ve şu anda yapamayacağı hiçbir şey yok. Tamam. Kaç günde öğrendi? Hocam bir sezon ders verdik ona. Yani toplamda yani kaç saat? Yani 200 saat olmamıştır yani. 200 saatim yok sizinle avukata gelemem. Yok hocam tabii. Şimdi o arkadaş tabii ki dediğim gibi bilgisayara hiç dokunmamış bir insandı ve şu anda atölyeyi ona emanet ediyorum. Buradan arıyorum kendisini. İşte hayalimi söylüyorum. Böyle böyle bir şey yapacaksın. Şu siteden al, buradan al falan ve gayet güzel bana yapıp direkt resmini atıyor. Az önce burada konuşmam esnasında bile yapmış olduğu tasarımı attı bana. Yani müthiş öğrendi bu işi. Bunun dışında bana yine ev kadınları geliyor. Emekli kadınlar geliyor. Onlar da işte bilgisayara çok hakim olamayanlar yine el yordamıyla falan bu işi yapıyorlar. Ama bizim ortamımız gayet güzel. Yani yeşillik bir alan içerisinde. Biz sizin bahsettiğiniz şekilde bir ortam oluşturmayı başardık. Derya diyor ki misafirhanesi var mıymış Recep'in? Gidelim de kalalım birkaç gün diyor. Hocam tabii ki misafir ederiz her türlü. Sağ ol, sağ ol. İnşallah benim gelirsin. De bu işe sarma sebebim şöyle bir şey oldu. 2014 yılında engelli destek programı vardı dernekler için. Ben de öyle bir destek programı projesi yazdım ve 67 bin TL gibi bir destek aldım. Projeyi nereye götüreyim? O arada da bölüme çok kızmıştım. Projeyi nereye götüreyim? İşitme engelliler okulu var. Gittim onlara teklif ettim ki böyle bir proje sizinle yürüsün mü diye. Hocam senin ne çıkarın var diye sordular. Dedim vallahi benim çıkarım Allah razı olsun. En önemli çıkardı. O dönem onlara bir CNC makine aldık. Ciddi de güzel üretimler yaptılar. Onlar da döner sermayeden epey para kazandılar. Ben de gönül rahatlığıyla sağlam bir yere bir proje götürdüğüm için mutlu oldum. Ondan sonra da bu ahşap oyuncak işi ya da hediyelik ahşap işi de çok önemli bir kavram. Yani sadece oyuncağa kilitlenmemek gerekiyor ciddi anlamda. Hediyelik eşyalar da çok büyük hem fırsat hem rant kapısı. Bu da böyle bir ilgi alanıma girdi ama benimki hobi boyutunda olacak. Gelecekte inşallah. Yani hayallerim hala var. Şimdi katılımcılar arasında benim kızım da var. Cemre diye yazıyordu. Hocam, Hülya Hocam bilir, tanır kendisini ufaktı o zaman. Şimdi işletme bölümünü bitirdi. Şu anda kendisi de tabii bizden gördü, işte bir takım şeyleri öğrendi veya öğrenmeye çalışıyor. Bu bizim bölgede işte 10 dönümlük bir arazi kiralandı. Çünkü okul binası vardı. Orada ahşap oyuncak ve sanat atölyesi kuruyor. Şu anda COSGEB'e projesini yaptı. İleri düzey girişimcilikle beraber. Zaten belli bir makine altyapısı da vardı. Şu anda inşallah o da işte bu konuda gidiyor. Bakalım inşallah nasip ederse çalışanları da var. İşte bu dediğim gibi köylüler de için, üretim içine katıyor falan. İnşallah başarılı olur hocam. İnşallah armut dibine düşmüş. İnşallah Cemil inşallah. Fakat durmayarak... Merhabalar hocam. Nasılsın? İyiyim. Bakalım inşallah. Çok güzel oldu. Bismillah'la başladık ama inşallah nazar değmez, güzel devam eder. İnşallah. Demek ki genç bir girişimcimiz var aramızda. Süper. Evet, öyle de diyebiliriz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım size bıraktım sözü.
Çok güzel gidiyor muhabbet. Onun için dokunamadım zaten. Teşekkür ediyoruz. Ali San Hocam'da kalmıştık. Hocam devam edecek misin? Yeterli mi? Devam edeyim. Birkaç konu daha var. Tamam, şimdi az önceki hocam. Konuyla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Sinop'ta bizim Mithat Tuzcuoğlu diye bir arkadaşımız var. Sizin projeye benzer bir çalışma yapıyor. Onunla irtibat ben sağlatırım size. Yardımcı olabilir o konuda size. Destek olur. Şimdi diğer bir konu bu. Tanıştınız mı? Tamam. Oyuncakla ilgili yaklaşık 10 sene önce Çankaya Belediyesi'nin bir çalışması oldu engelliler üzerine. Tamamen komplike bir eğitim, engellilere meslek edindirme, meslek kazandırma, el becerisi kazandırma ve burada çıkan ürünlerin satışıyla ilgili. Bunu incelemişti. Daha sonraki bu süreçte bunu Bursa'da gerçekleştiririz diye bir çalışma yaptım. Buradaki yetkililerle görüştüm. Şimdi Türkçesi pek sallamadılar diye kısaca kapatayım konuyu. Bir de bizim standartlar bazına baktığımız zaman ahşap oyuncak veya ahşap materyallerle ilgili bir standarda ulaşamadık. Bu konuda büyük bir eksiklik var. Bir dönem şimdi ahşap oyun ve oyuncak dediğimiz zaman bunun içerisinde çocuklar söz konusu olduğu için biz bunu oyun parklarına dahil etmemiz gerekiyor. Ahşap oyun parkları. Bu konuda da bir eksik ve standartizasyon eksikliği var. Bununla ilgili birkaç oyun parkı çalışmam oldu. Epey bir araştırdım. Uluslararası standartlardan falan bir şeyler. Türkiye'de bulamadım bunu. 10 sene öncesinde diyeyim. Bu da bir eksiklik. Bunun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. En azından bunun akademik boyutuyla arkadaşların ilgilenmesi lazım. Bunun bir standarda sokulması lazım diye düşünüyorum. Bu konuda bir çalışma var mı yok mu ben bulamadım. Varsa da yani kaynağını öğrenmek isterim. Evet, bir de Son bir benim bir lafım vardır. Çocukların hayalleri pahalı oyuncaklarla satın alınacak kadar ucuz değildir. Ve ahşap oyuncakların son kullanma tarihi yoktur. Teşekkür ederim. Araya bir şey söylemek istiyorum. Ali İhsan Bey'in bu kadar çok patent hazırlığı varsa lütfen bir an önce alsın. Çünkü zaman geçince sizden çıkabiliyor. Bir an önce 25 lira bir patent için müracaat etmek. Müracaatını bari yapın Ali İhsan Bey. Yok şu an yakın zamanda emekliliğimi bekliyorum. Emekliliğimi bekliyorum ondan sonra. Hocam her şeyi emekliliğe şey yaptığı için artık emeklilikten sonra ancak. İlkat Hocam sizin bir şey ifade etmek istiyorum. Konuklar arasında da katılımcılardan. Şimdi biz tabii bu işin tamam endüstriyel boyutu üretim bahsettik de bir de akademik çalışmaları da yapmak gerekiyor bir taraftan. İşte Bağdat Üniversitesi'nden Ahmet Can Hoca ile İsmail Özsoylu vardı. Eşi Şeyma Özsoylu da var orada. Biz bunlarla da beraber tabii bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yüzey düzgünlüğü, işte renk ısıl işlem görmesi ahşap malzemenin. Ve mesela şu anda gündemde şey var mesela Şenol Hocam da oradadır herhalde. Bu UV boyamalar var. İşte bu UV boyamayla beraber piyasaya sürülen ürünler var. İşte onlarla ilgili biz değişik ahşap ağaç türleri ve bu ağaç türlerinde hem bu UV hem de normal işte su bazlı boyalarla boyayıp bir çalışma başlatacağız. Ahmet Can Hoca ile İsmail Hoca da bu işin içerisinde. İnşallah da onunla ilgili bir altyapı yazdık. Biz ağaç türlerine getirdik. İşte biz numara yazıyoruz. İşte Ahmet Hoca ile İsmail Hoca da bunları yürütecekler laboratuvar ortamında. İnşallah bu da akademik olarak aslında bir farkındalık getirecek diye düşünüyorum. Ben onunla bilgisini vereyim diye söyledim. Biz akademik çalışmaları yapmak zorundayız yani. Bir de bu işin bu tarafı var. İnşallah onlarda da başarılı oluruz. Ahmet Hocam da söylerse aslında Ahmet Hoca'ya da bir söz vermek isterim yani. Ahmet Hocam'ı tabii alabiliriz. Şimdi. Merhabalar Ahmet Hocam. Merhaba hocalarım. Yani inşallah akademik olarak da biz de elimizden geleni yapmaya çalışırız. Yani kullanılan bu oyuncakların bazıları dış ortamda da kullanılabiliyor. Bu yüzden UV'ye karşı dayanımlarını incelemek istedik. Ne gibi davranışlar sergileyecekler. Onu da yakında çalışmaya yapmaya başlayacağız inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Recep Hocam buyurun. Hocam şimdi şunu da söylemek istiyorum özel sektörden gelen birisi olarak. Ben yüksek lisans tezimi son çalıştığım şirkette yaptım. Yani tez konumu şirketimdeki bir problemden seçtim. Boyayla alakalı bir problemden. Ve fabrika benim için uygulama atölyesi oldu. Hem oranın üretim müdürü olduğum için hem de konum gereği ben orada gayet güzel işimi yaptım. Ve bunun sonucunda ortaya bir boya çıktı ve bu boya o firmanın şu anda işini görüyor.
problemlerini çözdü ve çok da keyifli oldu benim açımdan. Şimdi artık akademik camiadayım. Burada bütün hocalarım da var. Kendilerine tekrar saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Akademik camianın buradan eminim ki üreticiler de vardır bizi izleyen, dinleyen. Akademik camiayla onların hala hani her şeye rağmen tam bir araya gelememeleri söz konusu. Bunun bir takım nedenleri var. Hep konuşuyoruz, hep tartışıyoruz ama yani bizim kaybedecek vaktimiz yok. Özellikle ahşap oyuncak sektörü, madem ahşap konuşuyoruz, ahşap oyuncak konuşuyoruz. En azından bu ahşap oyuncak sektöründe bu birlikteliğin hemen yapılması lazım. Yani bu işin bilimsel tarafıyla endüstriyel tarafını güzelce kurgulayıp insanları harekete geçirip büyük üretimler yapacak şekilde çalışmaların yapılması gerekiyor acil olarak. Eğer bu pazarı kaçırmak istemiyorsak. O yüzden ben mesela gittiğim üreticilere defaatle söylüyorum. Ben bir üniversite hocasıyım, üniversite akademisyeniyim. Bir doktora projesi yapıyorum. Ben sizin problemlerinizi çözmek için uğraşıyorum. Lütfen bana problemlerinizi anlatın diye. Güzel tepkiler de alıyorum ama bazen de işte hocalar buraya geliyor fakat işte bir takım bilgileri alıp gidiyor. Bir işimize yaramıyor ya da çok faydalı olmuyor gibi şeyler söylüyorlar. Hani bunu nasıl aşacağız bilmiyorum ama acil olarak bunu aşmamız lazım. İşte bir araya gelip konuşabilmemiz lazım herhalde Recep Hocam. Öncelikle bu. Birbirimizi anlayabilirsek herhalde bu sorunları çözeceğiz aslında. Herkesin ideali bir sonuçta. Hepimiz ahşap severiz en başta. Hani iş adamı tarafı belki biraz para sever ama sonuçta ahşaptan geçecekse yolumuz bir yerde kesişecektir. Tabii ki bunun sonucu mutlaka ticari anlamda paradır muhakkak ki doyurulması da lazım. Ama bu işin sağlıklı olarak da nesillere ulaştırılması yönünde daha çok bizim düşüncemiz mesleki olarak tabii baktığımız için. Ancak ticari anlamda baktığımızda da o tarafa da tabii doğru verileri verebilmemiz lazım. Şenol Hocam bir el kaldırdı ama buyurun hocam. Şimdi çok özür dileyerek bir şeye üniversiteden katılan arkadaşlara bir sorum olacak. Bilmediğim için soruyorum, kusura bakmayın. Üniversitelerimizin ahşap oyuncakla ilgili almış oldukları bugüne kadar herhangi bir patentleri var mı? Şimdi hocamın bir tanesi az önce 20 yıldır bu işle uğraştığını söyledi. Kendisine sonsuz saygı duyuyorum. Yani 20 yıl çok uzun bir yıl, çok uzun bir yıl bana göre. En azından 3-5 tane patentinin olduğunu düşünüyorum. Yani o veya almıştır diye düşünüyorum. Yani şimdi tabii konuşuyoruz arkadaşlar, çok güzel konular, çok güzel şeyler söylüyoruz ama benim acizane, yanlış anlaşılmasın sakın, sadece gördüklerim, onu izah etmeye çalışacağım. Mutlaka çalışmalarımızın patent altına alınması gerekir düşüncesindeyim ben. Yani bir sürü çalışmalarımız oluyor ama o çalışmalarımız 2 gün sonra birileri çalabiliyor. Ve oyuncakta da o kadar çalınmaya müsait ki. O kadar müsait ki hem kurgusunu hem yapımını hemen çalabilirler. 3-5 tane kısmını değiştirip aynı kurguyla piyasaya sunabilirler. Benim şu akıllı küpler dediğim oyunumu şu anda Türkiye genelinde 3-4 tane firma üretmeye kalktı. Biz anında durdurduk. Çünkü patenti bize ait oyun. Diyor ki ben bu oyunu farklı yaptım. Sen farklı yaptın ama kurgusu aynı. Yani üzerindeki şekilleri değiştirmiş olabilirsin, renkleri değiştirmiş olabilirsin, kutu tasarımını değiştirmiş olabilirsin ama kurgu aynı. Kurgu aynıysa kusura bakma o ürün benimdir dedik ve durdurduk. Yani patent alınması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda üniversitelerimizin de acizane önderlik yaparak bu konuya çalışma başlatırlar ise çok daha güzel olur düşüncesindeyim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii konuşurken aklıma bir de şu geldi. Şimdi bu işin önceliği biliyorsunuz hani anaokullarından, ilkokullarından başlıyor. Ahşapla çocukların sevgisini buluşturabilmek adına bir de maker atölyeleri dediğimiz sitem grubu denilen veya işte el kesmeyen alet, edevat ve makinalarla çocuklara belli alışkanlıklar edinilmeye çalışılıyor. Bu bir proje şu anda herhalde ilkokullarda da yürüyen. Burada da aslında güzel makineler yapılmış durumda yerli olarak. Tabii ithal geliyor. Biz o konuda çalışan bir arkadaşımızı da yine bir toplantıya alacağız. Sizleri de bekleriz vaktiniz olursa.
STEM grubu ile ilgili bir toplantı yapacağız. O da ayrı bir grup çünkü. Çocuklara buradan bir alışkanlık kazandırabilirsek ahşapla iç içe olmaya, el becerileriyle bir şeyler yapmaya, dolayısıyla oyuncağa da daha alışkın olacaklardır diye, ahşaba yöneleceklerdir diye düşünüyoruz veya aslında hepsini bir arada kurgulayabilmemiz lazım. Tabii işin bir de diğer mühendislik dalına baktığımızda bir 5531 diye bir kanunumuz var biliyorsunuz. Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaçlar Endüstri Mühendislerinin yetkilerini içeren. İşte ahşap oyuncak da aslında bunlardan birisi. Ancak işte üretimler yapılıyor. Üretimlerde her tür işte az önce dile getirdiğiniz lif dönüklüğü, işte el kesmeme, kenar kırıklığı vesaire zarar vermeme gibi şartları bir mühendislik dalına bağlanmış ancak kimse önemsemiyor tabii özel sektör açısından baktığınızda. İnşallah ilerleyen süreçlerde bu ciroların artmasıyla, bu fabrikaların da biraz büyümesiyle, mühendisleri de istihdam etmeyle belki daha kaliteli ürünler, daha sonuç odaklı ürünler elde edebilmiş olacağız diye tamamlayayım. Gruptan soru veya son toparlamak isteyen varsa arkadaşlar, Veysel Bey buyurun, el kaldırdınız. Hocam merhabalar herkese, size de merhaba Erkan Bey. Merhabalar. Şimdi üretimi konuştuk, ağaç türlerini konuştuk, hepimiz bunları biliyoruz. Ben de yaklaşık geçmişten beri var ama 3,5 senedir falan aşağı yukarı profesyonel olarak bu anlamda ilerlemeye çalışıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Orman Endüstri Mühendisiyim. Ağaç Endüstri Mühendisi yüksek lisansını tamamladım. Ankara'da bazı firmalarda görev aldım. Bazı firmalarda danışmanlık ve fikir birliği açısından böyle beyin jimnastiği yapabileceğimiz platformlarda toplandık. Hani insanlarda şöyle bir durum var bizim Ankara'da. Üretime çalışacak personeller genelde mobilya imalatından gelen eski kafa dediğimiz, daha doğrusu mobilya imalatından hani vidalayıp, çakıp, toplayıp ortaya koyan insanlar var. Bunların oyuncak imalatında Şenol Hocam'ın da söylediği gibi ufak parçalardaki becerileri biraz geri planda kalıyor. Yani bununla ilgili okullarda bölümün açılması veya bölüme destek olan öğrencilerin yetişmesi ileriki dönemlerde küçük parçalarda veya oyuncak imalatında önemli bir avantajımız olacaktır diye düşünüyorum bizim açımızdan. Böyle bir durum var. Yine el kesmeyen makinelerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili ithal makineler var ama Konya'da da bununla ilgili çalışmalar yapan yerler var. Bunları da biz yine gördük, öğrendik, kendileriyle irtibata geçtik. Böyle bir bilgi de vermek istiyorum size. Kendim şahsen aslında ahşap oyuncaklarda kompozit malzemeleri çoğu firma kullanıyor. Çoğu oyuncak mağazalarında, bebek mağazalarında kompozit malzemeler, MDF, kontrtabla, diğer malzemeler kullanılıyor. Yani benim eşim de meslektaşım. Biz oyuncak mağazasına gittiğimiz zaman bu oyuncak Amerikan çamı mı yoksa kara çamı mı? Hani ağacın cinsini konuşuyoruz. Etrafımızdaki insanlar bize bak, bunlar neden bahsediyorlar diye. İşin profesyonel olarak, ahşaplar olarak, ahşaplar olarak profesyonelce ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum ben bu anlamda. Onun dışında satışıyla ilgili, tanıtımıyla ilgili şöyle bir durum var. Ben internet üzerinden veya sosyal platformlarda oldukça araştırma içerisindeyim. Öncelikle Türkiye'mize baktığımız zaman 83 milyon bir nüfusu var ülkemizin. 62 milyon internet kullanıcısı var. Burada Türkiye nüfusunun %74'ü yapıyor. 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Yine Türkiye nüfusunun %64'ü yapıyor. Ve 77 milyon mobil kullanıcısı var. Bu da Türkiye nüfusunun %92'sini oluşturuyor. Burada patentle ilgili konuşma yapıldı. Hakikaten patentlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Patentin ürünün tasarımına veya şekline, şemaline de alınması gerekiyor ama Şenol Hocam'ın söylediği gibi aslında patentin oyunun kurgusuna veya oyuncağın kurgusuna yönelik olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da oyuncakla ilgilenecek olan ben ve diğer herkese faydalı olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz katkınız için. Çetin Bey'in bir sorusu vardı, onu da alalım. Herkese iyi akşamlar. Soru mu yoksa katkı mı olacak, ikisini de bir arada barındıracak. Ahşap oyuncak benim de yıllardan beri ilgilendiğim bir konu. Ha, bu konuda adım var mı? Attığım bir patent adım falan yok ama projelerim var. Ama en büyük problemlerden biri, hocaların da dinlediğim, yani mobilyada da aynı rastladığımız, mesela ihracat
rakamımız bizim kilogram başı mobilde 1,5 dolar, dünya ortalaması 3-4 dolar gibi ya da Avrupa'dakiler 7 dolar gibi. Kaliteli ürünler üretebilmek. Bu konuda görüyorum ki üretimde de bazı problemler var. Bunun için de bir tane marka yapmamız lazım. Hape var mesela, bir Alman markası. Dünyada ahşap oyuncakta artık bu işin Mercedes'i diyelim. Biz neden böyle bir marka yaratmayalım? Ki Hape de tüm ürünlerini kendi ürettiğini düşünmüyorum. Yani bu KOBİ'lerle bir araya gelip bunlara farklı farklı, mesela bir atölyede sadece bir oyuncak, yerinde başka bir model falan diye bu KOBİ'lerin desteğini kullanıp büyük bir fabrika da kurmadan bir markayla bundan hem yurt içi hem de tüm dünyaya oyuncak satabiliriz. Bu konuda da tam bir pandemi döneminde bir fırsat var. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Alişan Hocam'ın da bir eklentisi var herhalde. Hocam buyurun. Şimdi bu imalatla ilgili, imalattan anlayan eleman sayısı bulmakta sıkıntı çektiğimiz doğrudur. Ben bununla ilgili olarak şöyle bir araştırma yaptım. Belki biliyorsunuzdur, bıçak sapı imal eden atölyeler vardır. İşiniz oldu veya gördüğünüzü bilmiyorum ama bıçak sapı imalatlı kullanılan farklı kalıp ve makine uygulamaları vardır. Bunları bir araştırma şansınız olursa, ben araştırdım, çok farklı teknikleri var, güzel uygulamaları ve kalıp sistemleri var. Bunlar oyuncak için ideal. Diğer bir konu, oyuncakların kalite, dayanım ve mukavemetle ilgili sorunları var. Birkaç yaptığım oyuncakta elyaf birlikleri sağlasın diye genelde kıl testleriyle yapılan 3 boyutlu puzzle çalışmalarında elyafın bazı yerlerde figürlere dikey, bazı yerlerde yatay gelmez durumunda en ufak bir düşme hareketinde kırıldığını fark ettim. Daha sonra ben bu çizimleri patlattım. Bağımsız olarak kesim yaptım CNC'de ve birinci, yani bir gün kestiğim parçayla işte 10 gün sonra kestiğim parçayı istediğim şekilde, istediğim yere değiştirebiliyorum. Ama elyaf yönlerini de parçanın mukavemetini artıracak şekilde düzenlemiştim. Yani düzenleyerek bu kesimi tamamladım. Ve herhangi bir parça eksikliği, kaybolması veya kesim yaptınız, bir yerde çok bozuk bir parça geldi, budak geldi mesela diyelim. Bu parçayı ben farklı bir kesimdeki farklı parçayla birebir değiştirebiliyorum gibi bir standartizasyon da yakalamıştım. Yine bir konu daha vardı, baskı olayı. Bazı uygulamalarda şematik olarak bu şeyi çoğaltmak için kıl testi çalışmalarında stampa şeklinde kontoplaktan veya duralitten figürleri oluşturup bunun arkasına çizimleri, yani puzzle oluşturan şekillerin üzerine ip yapıştırmıştım. Daha sonra ipleri bir stampada kullanıp kesim yapacağım parçanın üzerine bastığın zaman stampa gibi, yani karbon kağıdı kullanmadan veya kağıt yapıştırmadan benzeri şey kullanmadan çok basit bir şekilde çözmüştüm. Bunu da bilgi olarak paylaştım. Sadece soru olarak değil de belki bir arkadaşların işine yarayabilir diye. Teşekkür ederim. Hocam bir an önce emekli olman lazım. O görünüyor. Artık şu atölyeleri kuralım. Veysel Bey, şeyi soracağım. Konya'da bu sistemle ilgili makine mi üreten var dediniz, yoksa uç testere mi üreten var? Herkes mi? Makine üretimini birebir yapanlar var ama şu anda kendi bünyelerinde yapıyorlar. Daha hazırlık aşamasındalar. Biz gördük. İthal makineyle aynı özellikte üretim yapılmaktadır. Ankara'da yine bu tarz makinelerin ithal edilerekten okullarda atölye olarak kurulan yerler de var, kuran firmalar da var. Makineleri ithal ediyorlar. Çocuklar için okullarda bir atölye kurular, küçük. Tehlikesiz olduğu için herhangi bir dezavantajı da yok. Böyle bir durumda var Erkan Bey. Konuşacak arkadaşımız Konya'dan, belki aynı arkadaştan bahsediyor olabiliriz. Olabilir. Teşekkür ediyorum. Olabilir. Çünkü biz hani çalıştığımız yerde paylaştık bunu. Ortaklaşa çalıştığımız bir arkadaş vardı, o paylaştık. Yani genelde benim oyuncak üzerine yapmış olduğum çalışmalar otonom sistem üzerine, kurulum otomatik üzerine, tam otomatik üzerine, oyuncak üzerine çalışmalar yapıyorum. Biraz daha böyle fiziksel, içinden kendi otomatik mekanizmalarıyla beraber çalışan oyuncaklar üzerine çalışmalar yapıyorum. Bunun için de dediğimiz gibi CNC makinelerin kullanılması gerekiyor. Yine üretim yapılan yerlerde, atölyelerde biz gördüğümüz kadarıyla fikstür tasarımı, kalıp tasarımı yok. Eski sistemlerle yapılıyor. Biz buralarda da bir takım öncülükler yaptık. Fikstür tasarımı, kalıp tasarımı yaparaktan şerit testlere de 3 boyutlu bir Sikors helikopter veya Atak helikopterinin modellemesini yaptım ben kendim. Kestim, bir numune olarak ortaya çıkarttım. Bu şekilde
çalışmalar da yapılabilir. Bilgi olarak bunu da vermek isterim size. Teşekkür ediyoruz. Hikmet Hocam, siz toparlayacaktınız herhalde. Teşekkür ederim. Toparlama değil, tüm işte Veysel olsun, Veysel bizim öğrencimiz tabii bu altında. Onun da ciddi şeyi oldu. Yani kalıplama sistemiyle üretiyorlar. Şenol Hocam da söylüyordu onu. Bir de tabii şey de söylemek istiyorum ben Şenol Hocam. Özellikle meslek eğitimde bir yaklaşım oldu. İşte Genel Müdür var. Meslek eğitim Genel Müdür. Varım Hoca, Varım Yılmanoğlu. Onunla işte Bakan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer'in ciddi katkıları oldu aslında bu 5 tane tematik okulun seçilmesinde. Onu söylemek istedim ben. O çok büyük bir önderlik yaptı. Çünkü öğrenci sayısı en fazla onlarda var. Mesleki üniversiteleri olarak aktardığın zaman işte Recep diyor. Yani bizler de işte meslek okuluyuz ama öğrenci zorluğu çekiyoruz. İç mekan tasarımındaki ve Ormancık'taki öğrenciyi işte orada değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Meslek yüksek okullarında mobil ve dekorasyon programında zaten öğrenci sayısı da azaldı. Yani baktığınız zaman işte hani sizin mesleki eğitimi aktarabileceğiniz işte proje okuyabilecek öğrenci sayısına kıtlık çekiyoruz. Şöyle hocam o konuda çok şanslı yani 400 tane öğrenci olması ciddi bir öğrenci. Yani çalışacak öğrenci işte başlarında hocası var. Hocam da en yakın zamanda ben zaten ziyaret edeceğim. Belki bakarsın Recep Bey'le de beraber gidebiliriz. Yani hocam ben de çok istiyorum. Evet. Bir şey var orada. Kesinlikle iki hocamı da bekliyorum. İnşallah. Biz oturup bilgimizi paylaşırız. Hüseyin hocamın az önce söylediği tabii gerek genel müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu, gerekse Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmut Özer Bey bu konuda gerçekten bizim çok büyük önümüzü açtılar. Ama ben tabii üst makamlarımız olduğu için burada lanse etmek istemedim. Ama madem hocam dile getirdi, yani. Dile getirdi. Devamını getirmekte sakınca görmüyorum. Tabii yok. Gerçekten size etmek lazım bu platformlarda çok, bence. Çok değerli insanlar ve özellikle Bakan Yardımcımız Mahmut Özer Bey bu konuda çok çok bilgisi de var. Ve bizim için bir aramızda belki meslekçi de yoktur ama olmayan da vardır. Mahmut Özer Bey'in meslekçi olması da bizim için çok büyük bir avantaj. Yani teknik öğretmen olması, kökeninin teknik öğretmen olması bizim için Milli Eğitim Bakanlığı'nda mesleki eğitim camiası için çok büyük bir avantaj. En azından dilimizden anlıyor. Neyin nasıl yapılacağını biliyor. Az önce Erkan Hocam bir şey sormuştu da orada arada kaynadı o. Döner sermaye çalışmalarında nasıl yapıyorsunuz, nasıl gittiniz, nasıl bu kadar yol kat ettiniz dedi. Bizim geçen yılki okulumuzun cirosu 3 milyon lira arkadaşlar. Bu yılki hedef 7 milyon lira. Nasıl yaptık? Az önce hocamın da söylediği gibi Mahmut Özer Bey bakan yardımcılığına gelir gelmez bizim peşin gelir vergisi diye bir baş belamız vardı. %15'ti bu oran. Bu oranı %1'e çektiler. Maliye Bakanlığı'yla yapılan görüşmelerde oran %1'e düşünce %14'lük bir pay okula kaldı ve bizim döner sermayelerin 50 lira arttı. Yoksa biz dışarıyla yani piyasayla rekabet edemiyorduk. Yani söylemek istediğim oydu benim. Çünkü biz yapamıyoruz onu üniversite olarak ama maalesef şöyle bir avantaj yakaladık. %14 de ciddi bir rakam yani baktığınız zaman. Ciddi bir rakam kesinlikle. Yani şimdi tabii ki o çalışma bakanlık düzeyinde olduğu için yani orada ciddi bir tabii birinin taşın altına elini sokması lazım. Benim uygulamak istediğim oydu. Hocam onu söyledi yani. Bir de şu var tabii biraz önce Çetin Bey söyledi yani. İşte mesela HABA var dedi. HABA üretim yapıyor. İşte bir otomobil fabrikası var. Otomobil fabrikası bütün parçaları kendi üretmiyor. Her parça üreten. Farklı yerler var. İşte farklı alanlarda uzmanlaşmış üretim birimlerinin işte tek bir yerde markalaşması gibi. O da işte kümelenmeyle alakalı aslında. Bizim zaten özellikle yurt içi pazar, yani yurt içinde pazarın ithalata bağlı olmasının sebebi de o zaten. Yani bir proses içerisinde siz bütün işte 40 çeşit oyuncağı üretme şansınız yok yani. Mecbur bunları işte dağıtmak zorundasınız. Tek bir marka altında toplamak zorundasınız. Bu da işte kümelenmeyle mutlaka olacaktır. Yani kümelenme olmazsa da onu sağlayamazsınız yani. Kümelenme veyahut da ihtisas organize bölgelerinin oluşması. Düzce yapmak istedi bunu bir ara. Düzce'de işte oyuncak ihtisas bölge kuralım dediler ama orada bir tane firma çıktı. Başka da yok yani. Orada da kuramadılar. Aslında bir strateji bu ya. Belki daha üst düzeyde bununla ilgili belki daha farklı bir baskın oluşturması da gerekebilir. Ben bu kısaca toparlayayım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Hülya hocam, son bir toparlama yapar mısınız? Son 5 dakikamız kaldı. Sesiniz kapalı hocam. Recep bir şey söylemek istiyordu. Önce o konuşsun da. Öyle mi? Buyurun Recep hocam. Görmedim, kusura bakmayın. Size bir katkı. Yani pazarın büyüklüğünü sektöre tam anlatmak lazım. Yani bu pazar gerçekten çok büyük bir pazar. Bence insanlar bunu fark ederse bir şeyler değişebilir. 2020'deki tablo hani çok daha farklı olacak bu dünya çapında pandemi sürecinin getirdiği sonuçlara göre. Çünkü insanlar evde kalıyor ve evde bir şeyler yapmak durumunda. Çocuklarını evde oyalamak durumunda. Ben açık söyleyeyim, iki tane çocuğum var. Bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Küçük çocuğumu oyalamak için sürekli ahşapla haşır neşir yapıyorum. Akşamları boyamalar yaptırıyorum, bir şeyler yaptırıyorum. Ve bu süreci böyle geçirebildim. Eminim ki birçok insan da bu şeyleri yaşadı. Yani kısaca bu oyuncak sektörünün büyüklüğü yeteri kadar bazı platformlarda konuşulur ve anlatılırsa, geniş kitlelere, iş adamlarına, bu işe yatırım yapabilecek insanlara anlatılırsa yollanılabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Onunla ilgili aslında bir örneğimiz de var. Bu toplantılarda da bizle birlikte olan arkadaşlar yaşadılar. İnegöl'de 4000 tane atölye var. Ama doğru düzgün bir çilek marka olarak çıkabildi. Son dönemlerde Vivense diye bir firma çıktı. Biz hepsini toplantıya aldık. O yüzden bizle birlikte olan arkadaşlar bu konuları biliyorlar. İnegöl'ün belki 4000'nin yaptığı ciroyu yapıyor. Vivense imalatı yok. O bile pazarlıyor. Bütün İnegöl'leri getirmiş bir araya. Güzel de bir firma oluşturmuş. Satış ağı ve işi çözmüş. Yani yarın oyuncakta da büyük ihtimal bu olacak. Çünkü tek bir firma, hani HP gibi buna tek başına yatırım yapmayı düşünmüyor herhalde şu anda. Görünen o. Hep küçük küçük atölyeler şeklinde gidiyoruz. Bu yanlış tabii. Yani bu ciddi bir iş. Hani iş, oyun, oyuncak vesaire gibi böyle basit gibi duruyor ama aslında çok ciddi bir iş. İnşallah bu yatırımları iş adamları çabuk fark edip hızla girerler diye düşünüyorum. Hülya hocam, buyurun sizi dinleyelim. Toplantıyı da kapatmış olalım. Hep tüm katılımcılara ve değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantıda yine hepinizi bekliyoruz inşallah. Buyurun hocam. Benim o zaman bir önerim var. Pandemi geçtikten sonra bir panel yapalım. Önce bir ahşap oyuncağın her şeyini bir yatıralım. Bir günlük ya da bir iki günlük bir şey olsun. Dernek bunu planlasın. Katılmak isteyen bilim adamları, sektör temsilcilerini de davet edelim, oturalım. Derinlemesine yuvarlak masa toplantısı yapalım. İş adamlarını da çağıralım. Şenol Hocam, Çilek Mobilya'nın sahibi Muzaffer Bey sizinle bağlantı kuracaktı. Kurdular mı bilmiyorum. Yok hocam, ulaşmadı, kurmadılar. Hatta 3 kez randevu istedik. Kendileri sağ olsunlar randevularımızda karşılıksız bıraktılar. Geçen ay konuştuk değil mi biz Erkan Bey? Evet. Size evet, gelecekler. Evet. Biz onlara yönlendiriyoruz. Ben okul açılalı 3 yıl oldu hocam. 3 yıldır kendilerine randevu istiyorum. Usanmadan hala verecekler. Siz şöyle söyleyin. Konuşmanızda ahşap oyuncakla ilgili bir şeyler geçmiş. Hülya Hocam bize önermiş. Biz görüşmek istiyoruz diye bence bir kez daha teklifte bulunun. Bir kez daha tekrarlayalım hocam. Evet. Şenol Hocam ben size videosunu göndereyim. Siz de seyretmiş olun. Evet. Daha benim güzel olur. Hülya Hocam sizi refere etmiş oldu zaten çileğe. Onun için görüşmenizde çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tamam. İnşallah. Bekliyorum o zaman o şeyi. Petereyi. İnşallah. Bir güzel haberim daha var. 2 haftadır Trabzon Ticaret Odası'nda Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri için kapasite raporu eğitimi, biliyorsunuz başkanım, üzerinde eğitim açılmasıyla ilgili çalışmaları yürütüyorduk. Trabzon Ticaret Odası kararı aldı, Ankara'ya yönlendirici bir mektup yazdı. İnşallah yakın zamanda onun da güzel bir haberini alacağız. İnşallah. Biz İnegöl'den yaptırtamadık, henüz bekliyoruz. Siz daha hızlı çıktınız. Teşekkür ediyorum hocam. Öyle. Odanın içerisinde Şaden Eren diye bizim çok yakın adamımız var. Ankara'daki merkezde. Eski Trabzon Ticaret Odası Başkanı Şaden Bey. Ona götürdüler konuyu. Çok güzel bir sonuç. İnşallah Ankara'dan da gerekli karşılığı bulur ve bütün meslektaşlar bir an önce bu konuda da önleri açılmış olur. Ben konuşan ve çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılara, tüm hocalarımıza
Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Erkan Bey, anketi söyleyecektim. Anket katılımını evet, sağlayabilecektim ben de. Grupta anketimiz de paylaşılıyor arkadaşlar. Doldurursanız önümüze ışık olmuş oluyor. Hani yanlışlarımız, doğrularımızı biz de kendimizi check etmiş oluyoruz. Teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Hepinizi ayrıca derneğimize de üye olmaya bekliyoruz inşallah. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.